taktık eldivenlerimizi. Evet, bugün hazırız. Bugün Sibel'de yemek sırası. Evet, ben de. Ne yapacağını sormadan önce sevgili Erten Kasımoğlu az önce de geçmiş olsun diyelim, daha iyiymiş bu arada. İyi haberini aldık ama değerli iyiymiş. İzleyenler bilginiz olmuştur. Sevgili Erten Kasımoğlu kalp yetmezliği nedeniyle hastanede şu anda yoğun bakımda ama iyi haberlerini de aldık. Geçmiş olsun. Erten diyoruz. Bey ayaklarınızı sağlam basın. Evet. Sakın, sakın, sakın ne yapıyoruz ortacığım? Şimdi bugün mercimekli pilav. Mercimekli pilav diyorum. Mercimekli köfte yapıyoruz. Böyle şey bir aceleci şey bir günümüzü. Bu da pratik bir o açıdan pratik bir yemek açıkçası. Hem yemek olabiliyor, aperatif olarak kullanılabiliyor. Çok da severim. Çeşit çaylarda olabiliyor, evde yemeklerde olabiliyor. Olur. Çok çeşitli kullanılabilen bir şey ve çok faydalı. Özellikle çocuğu olanlar, demir düşüklüğü hissedenler, olanlar için inanılmaz güzel bir şey, ilaç yerine kullanılacak şey mercimek ve mercimekli köfte. Şimdi burada ben bunu hazır getirdim. Nasıl şey yaptım? 2 bardak mercimek, kırmızı mercimeği haşladım. Haşlandıktan sonra o sıcak ve hafif su olan durumundaki tenceredeki mercimeğe 1,5 bardak da ince bulgur ilave ettim. Kapattım, iyice çekmesini sağladım. Sonra karıştırdım. Şu an hafif ılınmış bir şekilde mercimekli bulgurumuz. Ve bunun üzerine malzemelerimizi koyup iyice karıştırıp köftelerimizi ya, servis edeceğiz. Var. Bu arada bu mercimekli kısmı, evet. Köftenin ana şeyi. Diğer taraftan da 3 adet kuru soğanı soldurdum. Az bir yağda soldurdum. Bir dolu dolu bir kaşık salça ilave ettim. Onu da karıştırdım. O da burada hazır. Şimdi bunu buna ilave edeceğiz ama onu da buraya alalım ki karıştırabilelim. O birazcık şey gelecek oraya Dilek. Fazla mı gelecek diyorsun? Burada fazla olur. Taşar. Oraya bunda koyuyorum yapalım. Ben. Oraya koyuyorum. Bu arada istersen ben bunu koyayım. İkimiz de batmayalım istersen bunun içine. Tamam. Soğanlarımız var. İçerisine ilave edeceğimiz taze soğanlarımız. Ben onları keseyim. Bunları kesiyoruz. Küçük küçük kesiyoruz. Tamam. Bir demet maydanozumuz var. Maydanozumuzu şöyle hazırladık. Gösterelim. Küçük küçük kesildi. Evet. Ve tabii ki tozda şeyimiz olacak, tarçınımız ve kırmızı toz biberimiz. Haydi bakalım. Şimdi, evet, girişelim yani. Dur ben sana en azından şurada yardım edeyim. Al canım. Ben de buraya mercimeği. Haydi bakalım. Tamam, peki. Evet. Tamam canım, bunları buraya alalım. Atayım. Tamam. Şunu da hatta. Sibel, efendim? Ayağının tozuyla geldim programa. Aa, sen evet. Geçen hafta Sivas'a gittin. Önce niye gittiniz Sivas'a? Ersin'in bir konferansa katılacaktı. Üniversitenin, Sivas'ta üniversitenin konferans davetlisi olarak gittik. Bu arada ben de fırsatı değerlendirdim. Görmüş müydün daha önce? Sivas'a hiç gitmedim. Bu fırsattan istifade görmüş olduk. Yani güzel, zevk aldık. Bir kere çok misafirperver insanlar, çok güzel karşılandık. Bunun yanında da ne var görülecek diyorsan Sivas'ta. Sivas'ta çok güzel Selçuklu eserleri var, Selçuklu binaları var. Şahane, zaten çok estetik geliyor bana Selçuklu'nun bütün mimari ve işlemeleri aynı zamanda. Müthiş eserler. İyi ki Selçuklu oradan geçmiş, geçmekle kalmamış. Aynı zamanda biliyorsun orayı da şey yapmış, başkenti yapmış kendi Selçuklu döneminde. İnanılmaz güzel kalıntıları var Selçuklu'nun. Osmanlı döneminden çok bir şey kalmamış açıkçası. Esas olay Selçuklu'dan kalan eserler. Sevdik, onun kendine özgü bazı yemekleri var, yedik. Çok da beğendik. Hava nasıldı Sibel? Hava soğuk olur. Tabii çünkü Sivas çok soğuk biliniyor. İlk gittiğimiz gün tabii biraz zorlukla gittik oraya. Niye? Buzlanmadan dolayı. Bir tepeye yapılmış uçak alanı. Dolayısıyla tabii ki soğuğu da daha çok alan. Kar aşağılar görmese de orası gören bir yer. Ama bu 2 gün boyunca onun haricinde biz kar görmedik. Göreydin. Kurusu olarak iyi olurdu. Evet. Göreydin keşke. İyi olurdu. Güzel. Güzel yani. İyi ki görmüşüz. Şimdi bak. Gel gündem konuşalım diyeceğim de bu hafta gündemin aslında en önemli konusu Cumhuriyet Türk Partisi'nin kurultayı.
Evet. Şimdi biz bu değerli izleyenler, biz programı kurultaydan bir gün önce çektiğimiz için şu an sonuçları bilmiyoruz. Ama kıran kırana bir çekişme olacağı çok açık ve seçik. Evet. Çok ilginç bir şey var Sibel. Okursan kimse tarafını açıkça belirtmiyor. Dikkatini çekti mi? Niye acaba? Niye acaba? Yani ilginç bir şekilde. Demek ki ikisi de mi iddialı demek bu? Hayır, bu konudaki temkinliliği ben biraz soru işaretiyle karşıladım. Senin yorumun ne? Niye temkinliler peki? Ya hayır, yani temkinli olmaya anlayabiliyorum biraz ama seçim niye sonu... bu şeyde, kurultayda özellikle? Niye sence? Şimdi hükümette olan bir parti kurultaya gidiyor. Bir başbakan kurultaya gidiyor. Hı hı. Bence buradaki temkinliliğin en önemli sebeplerinden birisini bu olarak değerlendiriyorum ben. Seçim sonrasında çelişki ve sıkıntı yaşamamak diye sonuçta. Tabii o hani... da var. İkisi de kuvvetli adaylar. Demek ki tam kesin kestiremiyorlar tabii kazanacak çünkü çok önemli olan adayı. Bir başbakan seçime gidiyor. Kaybederse istifa edecek mi? İstifa ederse süreç nasıl gelişecek? Evet. Asım Akansoy'un yaklaşımı ben kazanamazsam problem olur şeklinde ve de der ki başkan ayrı, başbakan ayrı olabilir. Şimdi bir sürü soru işareti. Aslında şey, çok bu arada doğru. Bak ben sana hep derim ki yani soğan beni ağlatıyor. Şu bak orada şeyimiz bak, var. Başladı, şu ana kadar şey olmadı. Ağlamaya. Söyle adını, ağlayan olmadı bu programda. Allah diye. Ağlatmasın. Hep soğandan ağlayalım ama evet. Benim bu güneş ve soğan alerjim. Hayır, sana, normalin sana yaptırmamak ötesinde. Lazım bunu onun demek ki. Onun için diyorum tamam, sana. Tamam, bırak ben bunu bitireceğim öyleyse. Evet, ben gel onu yoğurmaya başlayayım. Sen onu bitir. Tamam, evet, olur. Yer değiştirelim iki dile, dakikalığına. Şunu yap istersen. Neyi? Onu iyice şey yapmaktansa onları kes istersen marulları. Marulu servis keseceğiz tabağını, mi? Servis ben tabağına süs diye mi koyacağız onu? Servis tabağına süs olmakla birlikte yenilecek de o aynı zamanda. Onun için böyle istersen ince ince marulu kes, servis tabağına yay. Olur. Köfteleri onun üzerine yerleştirelim dur, diye düşünüyorum. Akıyor. Özür dilerim ortacığım. Ay. Ben seni bu hale soktum soğanlar yüzünden. Beni ağlattın. Hep şakasını ettik ya bunu. Beni bu kadar ağlattın, beklemiyorduk. Beni ağlattın. Allah ne diyeyim sana ben, değil mi? Yeşil soğan yapmaz dedim ama o da yaptı maalesef. Evet, demek ki şimdi bunlar... Şimdi CTP'ye gel geri dönelim. Şimdi bugün... Evet. Şöyle bir yorumları karıştırırken Cenk Mutlu Yakın'ın bir yazısını gördüm ben. Hah, evet. Köşe yazısı. Bak şuraya canım, da koydum. Evet. Hangisini alıyorsun? Evet. Ben beğendim Sibel ve paylaşmak istiyorum. Tabii. Bu kurultayın sonucunun ülkeyi ya da sol hareketi ileriye taşıması için başkana yoğunlaşmasının tek başına sonuç üreteceğine inanmıyorum der Cenk Mutlu Yakın'ın. Eğer ki sevgisizlik ortamı kırılmazsa ve uyumlu bir takım ortaya çıkmazsa, sözlerin öze dönüşeceği, konuşmaların yaşam pratiğine yansıyacağı, program ve tüzüklerin uygulamada hissedileceği çok daha dinamik bir siyasete ihtiyaç var der. Bunun için de entrika, dedikodu ve ego çatışmalarının sonlanması gerekiyor. İyi niyet ve samimiyete eşlik edecek ilkeli duruş, bilgelik ve çok çalışmak kaçınılmaz. Hı. Siyasal popülizmin defterini dürmek, gerekirse bedel ödemek. 40 senedir birbirimizi ve kendimizi aldatan alkış toplama gayretlerinden uzaklaşarak iktidara tutunmak için değil, Kıbrıs'ın geleceğini kurtarmak için yürünmelidir bu yol. Kimse kimseye... Çekin ne diyor pardon kimse kimseye çelme atmadan işte o zaman kazanacaktır CTP, o zaman kazanacaktır ülkeye. Şimdi bunlara katılmamak mümkün değil. Bunları, ego çatışması. Evet, Cenk Mutlu Yakalı çok güzel söylemiş ve bunu da daha şey kullanabiliriz aslında, daha genel. Bütün genel partiler zaten. İçin. Evet. Kimi için? Tüm, yani sadece CTP için kimi değil demek için? İstiyorum. Tüm partiler için geçerli bir durum. Ve siyasal popülizmin defterini dürmek dedi. Dürmek de güzel söyledi. Evet, gerekirse bedel ödemek. Ve bunun için de bedel ödemek gerektiği kesin. Yani bunun için bedel ödemek gerektiği kesin ama bunu yapmak gerektiği de artık apaçık ortada. Bak tam da yeri geldi. Siyasal popülizmin defterini dürmek deyince Doğuş Derya'nın bir çıkışı oldu.
Aa evet, ondan bahsedelim. Biraz şey alabilir miyim? Kırmızı toz biber ve kimyon. Ondan sonra bizim içimiz bitmiş olacak buradaki. O çıkış buradaki. Şimdi Doğuş Derya, Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili. Evet. Zeren Mungan da bu ülkenin Maliye Bakanı. Evet. Kendi partilisinin çıkışı çok ilginç geldi bana. Biraz değerlendirsene onu sen. Evet, Doğuş Derya gerçekten... İstiyor musun daha? Yok, tamam. Doğuş Derya sıkı çıkışlar yapan bir siyasetçi, bir milletvekili zaten. Alıştık biz onun çıkışlarına. Aktivistti zaten. Hani oldum olası aktivistti ama bu ilginç. Bu ilginç olmakla birlikte haklı ve doğru bir... Doğru mu değerlendiriyorsun? Ben her iki tarafı da... gerçekten haklı ve doğru buluyorum ama farklı yönlerden onu söylemek gerekiyor. Hangi yönden biraz diye. Şimdi önce şeyi anlatmak lazım herhalde. Ne demiş Doğuş Derya? Tabii ki bu paketin uygulanması ile ilgili biliyorsunuz Maliye Bakanımız son açıklaması bu paket uygulanmalıdır. Aksi takdirde maaşları ödeyemeyiz diyedir. Evet. Bu zaten bilinen bir olaydı ama işte bir CDP hükümetinden de bir Maliye Bakanı'ndan bu açıklamanın gelmesine karşılık kendi partililerinden mecliste sandalyesi olan milletvekili Doğuş Derya da buna çıkışla karşılıyor ve diyor ki sizi diyor biz oraya getirdik diyor, sen bir CTP'linin şeyisin demek istiyor, Maliye Bakanısın, bu görüş bize uymaz, ya öyle ya da diyor benim durumum burada garipleşir, ben neyim hani CTP'li olarak. Şimdi kendi açısından Doğuş Derya bir CTP milletvekili olarak CTP'lilerin sesini duyurmuş, sesini dile getirmiş bir milletvekili olarak görüyorum açıkçası. Doğrudur. Şimdi biz bu de noktada, bu noktada bu görüşü benim... biliyoruz. CTP ile özdeşleşen bu görüş esasında. Sen burada şey diyorsun ve haklısın. Hani CTP muhalefetteyken ekonomik pakete en karşı duran partiydi. Tabii. Şimdi hükümete gelince ama... Şu söze çok katılmıyorum. Seni biz oraya getirdik. Şimdi bir bakan bana göre yerel yönetimlerde, bakanlar da oraya gelene kadar partili. Ama oraya geldikten sonra bu halkın, bu ülkenin bakanları, hani bunu o devlette devamlılık da esas. Her kim gelse o ekonomik paket doğru devam ediyor. Ama işte bunun olabilmesi için biraz önce Cenk Mutluyakan'ın söylediği söze geliyoruz aynı zamanda. Doğrudur. Öyle olması gerekir ama onların olması gerekiyor. Yani bu politizmin değil mi, siyasal politizmin tamam, ortadan haklısın, kalkması Doğuş Derya, gerek. Hani partisinin ilkeli duruşunu biz buyduk, biz binoya inandık diyor ama... Oraya gelene de sen benim partimin bakanısın deme kısmında benim birazcık tereddütlerim var. Şimdi doğru. Bunu buraya mı koyuyorum? Ha evet, onu servis tabağımızın altına. Şimdi burada Maliye Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama ve davranış da tabii ki doğru bir davranış. Başka yapacak bir şeyi yok bu durumda ve bu koşullarda. Orası da apaçık ortada ama bunu da şey yapamayız, soyutlayamayız ki gerçekten de parti görüş ve düşüncelerine de aykırı bir durum olduğu da ortada. Ortada. Yani biraz daha yani muhalefette veya iktidarda biraz daha memleketin koşullarını, şartlarını ve geleceğini düşünerek muhalefet etmek veya iktidar etmek gerektiğinin yani, de bir defa daha... Bu çok doğru. Muhalefetteyken, bugün öyle, evet, yarın böyle. Bir gün iktidar yolu görüneceğini unutmadan muhalefet etmek. Evet. Ve de yapıcı ya da bir gün söyleneceklerim hesabı sorulacak mı? Evet, sorulacak yani. Evet. Bakayım şeklini nasıl yapıyorsun? Yuvarlak mı yapalım? Ne dersin? Bak yani şimdi, her iki şekilde yılbaşı de. Yılbaşı özelimizde konuğumuz olacak sevgili Candan Erçetin. Hmm. O şöyle mutfağı yaptı. Mutfağı da kuvvetli değil mi? Dur, o mutfağı süperdir evet. Onun. Şöyle bak, şunu yaptı, iki taraftan da bastırdı. Bu şekil benim hoşuma gitti. İstersen yuvarlacık yap, ben böyle yapayım. Tamam, ne olur dersin? Daha renkli, daha şekilli. Çeşit getirelim. Evet, çeşit daha şekilli getirelim. Olur. Evet, biz bunu kapatalım artık CTP'ye de. Bu yarışında... Hayırlı olsun, hayırlı olsun diyoruz. Hem CTP'ye için, hem halkımıza. Hem halkımıza. Evet. En hayırlı olan huzurlu sonucu bir kurultay geçirirler umarım. Dileyelim. Onun dışında da şu aşamada söylenecek çok fazla bir şey yok. Evet, 3 Aralık engelliler. Evet. Kutladık ve geçirdik. Bu tabii arada... benim orada en çok ne hoşuma gitti biliyor musun? Çok ironik bir şeydi. Gazi Mausa'da engelliler hareket kabiliyetlerini sınırlayan yüksek kaldırımlara, o kaldırımlara
birer karanfil bırakarak tepki gösterdiler. Ne şık, ne ince bir tepki, değil mi? Çok, tabii ki sen anla demek bu ama ne kadar doğru. Biliyor musun hangi gazeteydi? Milliyet gazetesi mi? Şimdi ismi de söylemiş oluyorum gazetenin ama şeyde Türkiye'de ama olarak, engelli olarak İstanbul sokaklarına çıktı ve tam bir gün geçirdi. Ve inanılmaz bir şey diyor. Yani yani ilk bir saatte diyor zaten vazgeçmek istedim. O kadar kötü şartlar ve koşullar, o kadar zor bir durum. Bu ne kadar önemli ama. Empati denilince bir GSM operatörünün sponsorluğunda siyasilerimiz ve medyadan temsilciler tekerlekli sandalyede engellilerimizle empati yaparak onlarla beraber maç yaptılar. Hepsini, bütün katılanları kutluyoruz. Evet. Sibel, sırf engelliler için değil de herkes için bu kendini yerine koyma dediğimiz şey. Konfüçyüs ne demiş biliyor musun? Hı. Beni yargılamadan önce benim pabuçlarımla 3 ay yürü. Ay ne kadar doğru. Bu hep bir Kızılderili ne kadar atasözü doğru. de derler ama esas özü Konfüçyüs'ten. Çok şimdi doğru. Birini yargılamak, birini eleştirmek o kadar kolay ki. Çok kolay, Acaba çok o hangi koşullarda, neler yaşadı da bunlar... Evet. Onun için biraz empati yapmadan yapmamak lazım. Yürümekte şimdi bunu söyleyince sen aklıma geldi. Çok sevdiğim bir sözdür aslında. Bir aynı İran atasözüymüş bu. Diyor ki ayağı olmayan adamı görene kadar diyor. Ayakkabın olmadığı için üzülüyordum. Ne kadar doğru ama. Değil mi? Ne kadar saçma şeyler için üzülüyoruz bazen ve ne kadar önemli şeyler var onların varlığını hissetmiyoruz, şükretmiyoruz. Bak şimdi nereden nereye sen dedin benim aklıma ne geldi? Hadi arka arkaya. Rüksen teyze buradan izleme olanağı var mı? Kim bilir nerelerde Türkiye'de şimdi hamile eşiyle beraber yürüyorlar. Ve eşi diyor ki illa oğlan olacak bu çocuk diyor. İlla oğlan olacak, aksini kabul etmem. Tam bu konuşmanın üzerine köşeden bir anne tekerlekli sandalyede görmeyen, yürüyemeyen, konuşamayan bir çocukla çıkıyor karşılarına. İşte Allah onu göstermiş. O an eşi duruyor ve hayırlısını talep ediyor. Evet, çok doğru. Yani o orada çok ilginç bir mesaj. Çok ilginç bir mesaj oradan. Neler öğretmiş ona bir anlık bir görüntü değil mi? Doğru bu aslında. Erkek kadın deyince de Ulu Önder Atatürk'ün kadına seçme ve seçilme hakkını verişin 79. yılı. Evet, Aralık. Evet, kutladık. Ne acı. Bu kadar yıl sonra KKTC'de özellikle Dilek. Ne acı. 4 milletvekili bayan. Mecliste değil mi? Ve gerçekten hala, bu konuda da çok kafa yormamız ve bir şeyler yapmamız gerekiyor öyle düşünüyorum. Çok acı çünkü gelişmiş pek çok ülkeden önce Türkiye aldı. Evet. Ondan sonrasında da Kıbrıs hemen geçişini yaptı. Fakat geldiğimiz noktada hala adında kadın olan değerli izleyenler bir partinin kadın kolu niye olur? Erkek kolu var mı? Sen ne diyorsun bu konuya? Hadi gençliği anlıyorum. Yani gerçekten öyle ama siyasette kadına kota neden ihtiyaç duyuluyor? Biz bu gelişmiş dünyada halen niçin bunlar? Niye kadına şiddet? Niçin bir arpa boyu yol alınmıyor? Ne acı. 2 yılda 250 başvuru oldu demişti değil mi bakanımız? Geçen hafta açıklama yapmıştı. Ne acı. Ve bunlar sadece sesini duyuran... Şikayette bulunanlar bir o kadar daha en azından vardır. Ona hiç şüphem yok. Çok acı. Bu arada Nelson Mandela'yı kaybettik. Nur içinde özgürlük yapsın. Lideri. İnanılmaz müthiş bir hayat hikayesi, müthiş bir mücadele. Ve ne ilginç Dilek şunu düşündüm. 95 yaşında vefat etti Mandela. 27 yılını hapiste geçirdi. Ya dedim ki ister istemez. İyi ki dedim uzun yaşamış. İyi ki 95 yaşına kadar yaşamış. Bir de genç vefat ettiğini düşün. 27 sene hapishanede kalan birisi için. Şimdi yani ne mücadele. Fotoğrafın geneline bakın. Kimse mücadele ettim demesin yani bunlardan sonra. Bedel inanılmaz. Ödemek böyle bir şey ama bu bedeli ödedi. Halk çıkınca, hapisten çıkınca ona hiç kimse... Bir şey demedi. O bir kahramandı demek dışında. Şimdi
böyle yatmak çok acı. Biz bugün maalesef bunun örneklerini günümüzde çok görüyoruz. Evet. İleride adına kahraman denilecek. Hı hı. Bedel ödeyenler çok fazla. Kesinlikle. Umarım ağır bedeller özellikle olmasın. Düşünceden, fikir üretmekten, özgür yaklaşımlardan ötürü kimse bedel ödemesin artık. İnşallah ödemesin ama halen olmuyor mu? Oluyor Mandela, tabii ki. Mandela'nın hayatı pek çok filmlerde konu oldu ama onun hayatından bir değil birçok film çıkar. Kesin. Bambaşka bir dünya siyasetine damga vurmuş bir Nur içinde yatsın. Lider. Evet. Bugün bizim konuğumuz kim? Özgürlük deyince oradan geldi aklına. Kadın konu. Hakları, kadın özgürlük siyasette deyince, kadın deyince. Evet. Bugün konuğumuz gazeteci sevgili Çiğdem Dürüst ama o lisansları aldığı eğitimlerle alanı çok yaygın, kendisini bize anlatacak. Ama çok ilginç sohbetler geçecek aramızda. Evet. Bundan hiç şüphem yok. Kadın var. Cinsel eğilimini farklı kullananlarla ilgili yaptığı araştırmalar var. Bir doktora tezi var bu konuda değil mi Çiğdem Hanım? Evet, hepsini onunla konuşacağız. Bizim servis tabağımız canım, biz doldu taşıyor. Tamam. Gel bitirelim. Tamam, istersen ara verelim. Konuğumuz da gelmiştir. Evet. Evet, şöyle bir görüntü efendim. Biz reklama gidiyoruz. Mercimeğin sakın güzel rengi. Sakın ekranlarınızın karşısından bir yere ayrılmayın. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler ediyorum. Vallahi siz gelmeden önce dedik bugün neler neler konuşacağız ama bu neler neler konuşmadan önce Çiğdem Dürüst böyle hızlı kimdir, nasıl bir eğitim yolculuğu azıcık tanıyalım mı? İzleyicilerimiz tanısın özellikle. Soru çok zor bir yerden çıktı. Öyle değil mi ama en iyi bildiğiniz yerden çıktığı da kesin. Ve en zor anlatılan. Çiğdem Dürüst kimdir? Bilmem, Kıbrıslı bir kadın, adaletsizliğin ve ayrımcılığın her türlüsüyle mücadele etmeye çalışan, sadece kendi için değil ama toplum içinde de aynı şekilde adaletsizlik ve eşitsizliklerle, ayrımcılıklarla mücadele eden bir insan. Eğitim yolculuğum da hep böyle, hep bunlar üzerine düşüncelerden hareket ederek yapıldı aslında. Gerek yüksek lisansımda, gerekse de doktorada hep kadınlar ve cinsel yönelimi farklı bireylerle çalıştım. Bir açalım. Lisans ne üstü neydi? Lisans üstü ne üstü ne? Bilerim onları. Evet, evet. İki lisansım var. İki lisans. Duyuyor musun Sibel? Evet. İki yüksek lisansım var ve bir doktora eğitimim var. Azmış ya. Bu ne bir toplu üç tane. Daha çok genç olur. Olur, merak etme. Lisanslardan başlayalım bakalım. Lisanslarımdan bir tanesi kamu yönetimi. Bir tanesi de halk bilimi, toplum bilimi, toplumu inceleyen geleneksel kültürleri, toplumdaki farklı kültürel öğeleri değerlendirmek, araştırmak, çözümlemek ve geleceğe taşınması esnasındaki çatışmaların ortadan kaldırılmasıyla ilgili bir bilim dalı. Yüksek lisanslarımdan bir tanesi eğitim üzerine. Bir tanesi de iletişim bilimleri üzerine. İletişim bilimleriyle ilgili yüksek lisansım son yaptım. Artık yavaş yavaş feminist hareketi tanımış bir kadın olarak uğradığımız ayrımcılıkları birebir yaşarken gözlemlerim sonrasında karar verdiğim bir tez çalışmasıydı o da. Karar alma mekanizmalarında Kıbrıs'ın kuzeyinde kadının yeriydi. Onu çalıştıktan sonra
Doktora eğitimime başlarken kadınlara nasıl yardımcı olabiliriz? Toplumda eşitsizlik mağduru olan insanlar için nasıl mücadeleler verebiliriz diye birkaç hocamla konuşmuştum. Kulakları çınlasın. Yakında üniversitesinden Cem Birol hocam, profesör. Uzun bir toplantı sonrasında bana dedi ki tam ne istediğini biliyorum aslında. Ama doktora dediğim bu yolculuk çok uzun, meşakkatli bir yolculuk. Pek çok insan ders aşamasını tamamlar ama arada yapman gereken çalışmalar, tamamlaman gereken sorumluluklar olacak. Eğer bunu kaldırabilirsen bu yola çık. Çünkü çok fazla ders aşamasını tamamladıktan sonra geriye kalanı yapamayan öğrencimiz oldu bu bölümde dedi. Yine eğitim fakültesinin psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü benim doktora alanımda. Ben yaparım dedim ve yola çıktım. Ders aşaması kolay bir aşamaydı. O süreç içerisindeki bütün hocalarım sağ olsunlar, çok teşekkür ediyorum onlara. Spesifik bir alanda ilerlemek istediğimin farkındaydılar ve çalışmalar boyunca bana önerdikleri makalelerin pek çoğu eşitsizlik, ayrımcılık, cinsel yönelimler, feminizm, kadın ve psikoloji konuları üzerindeydi. Ders aşamam yaklaşık 3 yıl sürdü. 3 yıl boyunca çeşitli üniversitelerin, çeşitli kongrelerinde, sempozyumlarında çeşitli bildirilerle katıldım ve bunların hemen hemen hepsi cinsel yönelim ve kadın meselesiyle yani ilgiliydi. İlgi alanı ve konu belli. Doktora ve tezi de ona en göre. Sonunda hep şunu çalışmayı düşünmüştüm. 1974 acılarının üzerine yalnız kalan, çocuklarını tek başına yetiştiren pek çok kadın var bu toplumda. Evet, bu kadınlar neler yaşadılar ve onların yaşamları, çocuklarının duyguları nelerdir çalışmayı planlıyordum. İnşallah bundan sonraki çalışmam olacak. Öyle bir hedefim var. Belki başka bu tür hedefi olanlar varsa birbirimizi bulabiliriz, ulaşabiliriz daha güzel çalışmalar yapmak adına. Ama bu esnada eğlence yaşamını da seven bir insan olarak sahnede cinsel yönelimi farklı birçok birey olduğunun farkına vardım. Hem bizde, Kıbrıs'ın kuzeyinde, hem Güney Kıbrıs'ta, hem de dünyanın pek çok yerinde. Bu bir soru işareti oluşturdu. Niye sahnedeler kısmı? Sahnede niye bu kadar cinsel yönelimi farklı birey var ve bunlar sahnede rahatlar. Ama sokakta bu insanları niye göremiyoruzla başladı. Yani en rahat oldukları yer aslında belki de değil mi? Doğru, çok doğru bir tespit. Ama bunu gözleyip ben bunu de böyle bu şekilde düşünemedim. Evet. Yani o yanlarını sahnede daha çok kullanıyorlar. Aynı zamanda bunu sahne da hani gösteriyorlar. Rahat oldukları için de daha çok gösteriyorlar. Evet. Hareketlerinizle dikkat çekmek ve daha popüler olmak adına bazı şeyler daha rahat sergilenebiliyor. İzleyici de mi daha çok kabul ediyor? İzleyici de daha çok kabul aslında ediyor. Aslında tam ters orantılı aynı zamanda. İzleyici onu daha çok kabul ettiği için belki de o da daha rahat sahnede. Ama toplumsal boyuta baktığında aynı değil. Hiç aynı görmüyor. Değil. Oradaki tezatı yakalayıp yol almak. Sonra onu tek başıma yakalamadım. Eşim de bir sanatçı. Ve bir akşam konuşurken hani tezimi şöyle hazırlamayı düşünüyorum, böyle de bir şey var. Bana dedi ki bu alanda çalışırsan hem ben de yardımcı olabilirim sahneyle bağlantısı açısından. Hem de belki daha fazla insana ulaşırız ve daha derin bir yaranın daha verimli ve, üzerine gitmiş oluruz dedi. İnanır mısınız bir gecede dedim ki tamam ben bunu yapmalıyım. Evet. Zaten Çiğdem kim diye sordunuz az önce. Çiğdem böyle biraz zorun üstüne giden, biraz imkansızı zoru tercih zorlayarak çıkarmaya çalışan bir insan. Bu hep böyle olmuştur yaşamım şimdi boyunca. Şimdi zor deyince yolculuğu aşağı yukarı böyle özetle geldik. Ben Çiğdem Dürüst adını ilk ne zaman duydum biliyor musun? Abiniz bakan. Kemal Bey bakanlığında. Ve siz gazetecisiniz. Abi kardeşin kamuoyu önünde fikirsel bazdaki tartışmasını yüreklice sergilediniz ortaya. Ve benim çok dikkatimi çekti. Aile bağına rağmen. Bunu Çiğdem hangi yanıyla yapıyor? İdealist yanıyla. Şimdi insanların yaşam ideolojileri, siyasal bakışları kanla geçen genetik bir şey değil. Dolayısıyla onun yaşam koşulları, Kıbrıs'ın koşullarına, yaşama, geleneklere ve
farklı boyutlardaki yaşamın her alanına çok daha farklı bir camla, gözlükle, pencereyle bakmasını geliştirmiş. Öte yandan Çiğdem'in yaşamı, dedim ya, zor olan, mücadele ederek çıkacak olan, daha böyle muhalif. Çok sözünü sakımayan, değil mi? Sözünü evet. sakımayan ki, değil mi? Bu durumda da çok çünkü düşünce da, ve görüşlerinizi evet, belirttiğiniz. Espri konusudur arkadaşlarımla aramda. Bir şey olduğu zaman Çiğdem buna kesin bunu diyecek derlermiş benim olmadığım evet. alanlarda. Çünkü gelince de ben hemen onların tahmin ettiğini söyleyip onları yanıltmayınca bakın işte söylemiştik. Bir evet. şey soracağım. O dönem abi kardeş ilişkisi ailevi boyutta zedelendi mi? Zedelenmez. Çünkü herkes saygılı bir şekilde aslında. Herkesin kendi ideolojisini kabul etmiş durumda. Bu süreçten genellikle en çok yıpranan annem oluyor. Arada mı kalıyor? Arada kalma bağlamında değil. Evet. Siyasal bağlamda. Hani evet. bir taraftan bir yolculuk yapan siyasetçi bir evlat. Ama öte yandan muhalif duruşuyla yolculuğunu sergilemekte olan başka boyutta evet, doğru, bir insan. Doğru. Tepkisini şey yapar mı? Kor mu anneniz yoksa? Tabii bu ki koyar. Evet. Daha diyor, önce bir programda da açıklamıştım, bu ailede espri konusu oldu. Çiğdem hani böyle bir şeyi açık açık söyledi şeklinde yaklaşmışlardı annemin tanıdıkları, arkadaşları. Annem şey der, yapmayın anneciğim der. Yani farklı düşünüyorsunuz ama bu kadar açık konuşmayın. Ama bu farklı düşünmektir. Yani farklı düşünmek yargılanacak bir ama şey bakın, değildir. Ama bakın yine aynı noktaya geliyoruz değil mi? Yani toplumun baskısından dolayı anneniz onu söylüyor evet. aslında ve değil muhakkak ki. Yani tabii, herkes ne der? İki kardeş çatışıyormuş gibi durur sonra. Gibi bak, bir ben düşüncede. Bile merak ettim abi evet. kardeş ilişkiniz zedelendi mi? Çünkü dışarıdan baktığında görüyorum. Ama sizin ilişkinize herhangi bir zarar gelmedi neticede. Gelmez tabii hep ki. Birbirinize saygılı olduğunuz görüş ve düşüncelerinden elbette, dolayı. Elbette. Peki hep böyle miydi aile içerisinde? Yani çocukluktan itibaren siyasi görüşleriniz hep farklı mıydı? Tabii küçük yaştan itibaren siyasi görüş olmaz. Ama şöyle gençlikten bir şey var. Gençlikten itibaren diyeyim. Hı-hı. Eminim gençlikte vardır bir hakikaten, siyasi. Hakikaten yani yaşam üslubumuz, tarzımız o çok daha uyumlu. Hı-hı. İşte annem babam kırılmasın. Ne olursa olsun hani ben elbette onlara görüşümü kabul ettiririm ama yavaş yavaş ve adım adım ilerleyeyim. Daha uyumluydu. Ben biraz daha asiydim. Hı-hı. Belki daha küçük olmamın getirdiği bir şeydi. Evet. Ama öte yandan da şu vardı. Yani ben bir şey evettir, hayırdır. Eğer hayırsa evete dönüştürmek için mücadele ederdim. Evet. Abim de o yoktu. Kırmamak, incitmemek adına evet. hep daha uyumluydu. Hı hı. Hep istediğini başarmıştır o da. Bu yöntemle. Ama benim hep daha zor olmuştur. Çünkü inatçı kimliğim, daha asi. Siz yokuşa sürüyorsunuz çünkü bazen galiba. Demek ki. Ama bakın bugün yani tarz farklı. Bugün bunu ifade ediyorum. Hatta ifade ederken bile geçmişe dönüyorum, o anılara dönüyorum ve şimdiki aklım olsaydı ben de onun gibi davranırdım. Kaç kardeşsiniz? Hmm. İki kardeşiz. Aa, ikisiniz. İki kardeşiz. Yani ben de biraz şey yapardım ama Dilek, dört erkek bir kızıdık biz yani. Siz avantajlıydınız canım. Yok öyle ama düşününüz erkek hakimiyeti olan bir ama var. Yani ben biraz daha fazla mücadele etmek zorunda ben kaldım. Sen de ben buradayım demek durumundasın. Ha, işte daha mücadeleyim. Evet ben mecburen senin yani koşullar icabı. Onun için sordum. Acaba evet. erkekler içerisinde mi bunu hissederek şey yaptı ama tabii sizin ki doğanız gereği. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz Sibel Hanım. Çünkü ataerkil bir aile yapımız vardı. Hı-hı. Yani erkek olan evlada hakikaten. Tabii isyan da oluyor aha. gizli gizli. Hani bakma, annem de dinliyor şu anda. Babam daha toleranslıydı ama annem de dinliyor. Geleneksel o ataerkil zihniyetin yetiştirdiği bir kız evlat olmak üzere yolculuğum evet. başlatıldı. Biraz da isyanım onaydı. Hmm. Özgürlüklerimin farkındaydım. Çünkü bir yandan da bana özgürlüklerimi tanımlama şansı da vermişlerdi. Evet. Hem eğitimle, eğitim alıyorsunuz. Hem evdeki o aile toplantılarımız olurdu hafta sonları mutlaka öğle yemeklerinde aile içindeki konuları konuşurduk, paylaşımlarımız olurdu. Bir yandan size kendinizi ifade etme özgürlüğü tanıyorlar. Belli ama noktalarda öte yandan da kısıtlamaya çalışıyorlar. Belki de isyanım. Çünkü nedir o? O nokta o erkektir. Erkek egemen. İşte o noktada. Şeye çok itiraz ederdim mesela. Yani akşam o çıkabiliyor. Evet. Ama ben ergenken
o teenage dönemlerinde 12 yaş 18 yaş arası sorgulanıyorum. Saat kısıtlaması. Niye? O niye çıkıyor? Ben niye çıkamıyorum? İkimiz de insanız şeklinde. Sen kızsınla karşılaşıyordum orada. Bir duvar gibi. Hayır, çıkabilmeliyim. Yani ben kendimi biliyorsam, kimlerle olduğumu biliyorsanız şeklinde o günlerdeki yorumumla. O duvarı yıkma çabamdı. Sonrasında tabii onlar beni bu şekilde kabul ettiler. Ben ailemi bu şekilde kabul ettim. Hiç de şikayetçi olmadılar günün sonunda. Ama bak, bunca yaşanmışlık ve bunca eğitimden sonra diyor ki geriye dönsem ben de abim gibi yaklaşım sergilerdim. Yani öyle dediniz yaşamda, şöyle bu kadar asi bir duruş uyumlu olurdum. Daha uyumlu olurdum. Olgunluğun verdiği bir şey. Hayır yani. Yaşama dair küçük bir sır. Evet, evet. Ve tavsiye uyumluluk, de belki de aynı zamanda. Uyumluluk değil mi buradan çıkan şey? Uyumluluk. Elbette, elbette. Yani daha kısa yoldan elde edebiliyorsun çoğu şeyi. Ama şöyle bir avantaj sağlıyor. Benim 12 yaşında bir oğlum var. Evet. Allah, ve bugün Allah başlasın. Oğlum, teşekkür ederim. Bugün oğlum benzer bir asi yapıyla, o da özgürlüğüne çok düşkündür, ayrımcılığa hiç gelemez. Çünkü benim ailemin bana sağladığından çok daha üst düzey bir özgür alan yaratmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla o geldiği zaman benim kendi belleğimdekiler ona daha da özgür bir alan bırakmama, belki benim istediğim şeydi, bırakın başım tokuşsun, geri döndüğümde ders alarak döneyim. İzin veriyorum bir noktaya kadar oğluma. Hı hı, mesela benim ailem tam korumacıydı. Tipik Kıbrıslı. Tipik Kıbrıs, tabii, bir aile. Tabii. Zarar görmesin, her şeyiyle gitsin. Ne oldu? Hep zorla mücadele eden ama tuttuğunda koparan bir çiğdem çıktı oradan. Onlar da memnun, ben de memnunum. Bizim açımızdan şimdi zaman zaman seninle de konuşuruz ya. Evet, biz çocuklara özgür alan sağlıyoruz da onun sınırı nereye kadar? Şimdi benim orada soru işaretlerim var. Çünkü biz kendi anne babamız, ben hiç azar işitmedim babamdan, hiç. Ama bir bakış, bir duruş vardı ki yetti. Ben bilirdim o noktayı aştığım an babamın bana saygısı, sevgiyi aldım. Sevgi bitmez. Elbette. Saygısı ve güveni sarsılacak. Ben o saygı ve güveni kaybetmemek adına hep onun istediği gibi bir evlat oldum. Şimdi ben çocuklarıma değil bakış... Hiçbir şekilde otorite kuramıyoruz. Aynı sesini aynı şekilde kuramıyoruz. Kuramıyoruz yani biz tamam, onlarda da çok dikkat var. Gördüğünü sergiliyor, görerek rol model oluyorsunuz ama bu özgürlüklerin sınırı nereye kadar benim sorum. Rahmetli bir arkadaşım, çok kısa bir süre önce kaybetmiş olduğumuz Serpil Akfert, uzman psikolojik danışman. Yakında o üniversitesinde öğretim görevlisiydi. Çocuklar üzerine, çocuklardaki spontanlık üzerine bir çalışması vardı onun. Yayınlanmış bir çalışma. Onu getirdiniz aklıma, teşekkür ederim size. Geleneksel yapının çocuklara eğitim vermek, terbiye vermek adına uyguladıkları şey çocuklardaki spontanlığı ortadan kaldırıyor. Nereye kadar mutlu olabileceklerini, nereye kadar öfkelenebileceklerini, nereye kadar isteklerini gerçekleştirir, hatta nereye kadar oyun oynayacaklarını bazen biz yetişkinler kontrol ediyoruz. Ne bu kötü. Da onların spontanlıklarını olmak istedikleri. Böyle bir yolculuktan geldik biz. Şimdi anlattığı şey. Ki bunu bir derece kırdık Dilek ama tamamıyla değil belli tabii ki. Belli yaşa kadar böyle bir öğretiyle geldik. Yaşamdan küçük, kendi yaşadığımdan küçük bir örnek size. Benim oğlum doğduğu zaman ilk 3 yıl benim annem baktı çocuğa. İşte ben çalışıyor olduğum için. Çocuk elimizi tutmadan sokakta yürümek istiyor. Ben diyorum ki izin verelim, yürüsün, kaldırımda yürüsün. Ona da diyorum ki anneciğim, kaldırımdan indiğin zaman tehlikelidir. Araba varsa elini tutarım, karşı kaldırıma çıktığımızda tekrardan bırakırız seni. Annemse hayır, sokaktayız, her an koşabilir ve herhangi bir araç veya düşebilir, çarpabilir, çocuktur, zarar görebilir. Bu işte iki neslin farkı aslında. Peki o test sonucunda ne çıktı ortaya? Arkadaşınızın çalışması sonucunda? Yok, genel bir şeydi. Çocukların spontanlıklarının öldürülmesi, herhangi bir test değildi yapılan araştırması. Ama verdiğim örnek, yani o iki nesil, çocuğun sokakta özgür hareketine engel olan bir nesil, zarar görmesin diye tamamen iyi niyetli. Ama siz onu tutsak ediyorsunuz aslında. O sınırı soruyorum. Size bağlı. Nerede bitiyor? Öte yandan da onun zarar görme ihtimali olduğunu ona anlatıp
belli aralıklarla ya da uygun yerlerde özgürlüklerinin olabileceğini, tabii ki yaş aralıklarına göre değişebilir bu. Yani hayır yapma aldım demenin yerine karşılaşabilecekleri mi? Bu arada... Yani benim köfteler kaynıyor. Bu arada başka aynen, bir şey yok. Aynen onu söyleyecektim. Bu arada benim... Bugün Sibel'in sırasıydı. Evet. Bir tadalım. Lütfen Çiğdem Hanım bir bakın bakalım beğenecek misiniz benim mercimekli köfteyi. Hı. Benim diyorum ya kusura bakma. Senin bakma. Bugün senin ben... Hiç o benim sıram ama birlikte yaptık. Ne olabilir kadar... ama sonuçta bugün sıra hocam, senin. Sizlerim hiç olur mu? Beraber yaptık. Neticede benim sıram ama beraber yapıyoruz. Harika olmuş. Tatlı olsun. Gerçekten afiyet olsun. Elinize sağlık. Evet, acılı seven için daha bol kırmızı biber değil mi? Şahane. Çok lezzetli. Afiyet olsun. Ayrıca söyleyeyim mercimekli köfteyi de çok seviyorum. Öyle mi? Evet. Aa, tam rast gelmiş denk demek geldi, ki. Evet. Yaşasın. Tam rast gelmiş. Yaşasın. İyi sevindim. Sevindim özellikle. Biz tabii bizim için sürpriz oluyor bu. Biz konuğumuza sadece şeyi soruyoruz. Yasak bir şey var mı? Sağ yani sağlık açısından yasak var mı? Onun dışında o hafta. Ve tabii kısmet. İkimizin de özen gösterdiği pratik hazırlanabilecek pratik, evet. Şeyler olması. Şu zaman çok dar. Bir an önce hazırlayalım. O arada da küçük evet. Gündem. Şimdi siz gelmeden önce işte gündemimizde ne vardı? Kadına seçme ve seçilme hakkı. Malum yıl dönümünü kutladı. Sonra oturduk konuştuk. Üstünden geçti 79 yıl. Bugün hala partilerin kadın kolları var. Biz hala kadına şiddet konuşuyoruz. Biz hala kadının ayrımcılığa uğranmasıyla ilgili sizin gibi neferlerle evet. Mücadele ediyoruz. Ve Dilek biz hala sayıyoruz mecliste. Dört tane topu, kadın çıkıyor topu. Beş oluyor. Sayıyoruz öyle. Niye? Geçen gün sabah bu kadınlarla ilgili birlikte mücadele ettiğim arkadaşlarımla beni tanıyan bir erkek arkadaşımız Twitter'dan bir mesaj attı. Kotalara, özel geçici önlemlere karşın meclisteki sayınız 4 diye. Ama kota uygulamasına devam, ama kadın siyasi partilerin kadın örgütlerine ya, devam şeklinde. Ve ben de bir cevap yazdım kendisine. Bunca yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nde kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin ardından Kıbrıs'ın kuzeyinde de kadının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinden sonra kotalara, kadın örgütlerine rağmen bir yere varamadıysak, bu mevcut ataerkil sistemin iktidarı elinden bırakmaya henüz hazır olmaması ya da bırakmak istememesinden kaynaklanıyor diye böyle bir minik tartışma ortamı oluştu aslında bu konuyla ilgili, ama tartışacak zamanımız yok artık. O yüzden ben hep eleştiriyorum. Toplumda kadının gerek karar alma mekanizmalarında, gerek yaşamın çeşitli alanlarında varlığını hissettirebilmesi için kadının bir nesne olmadığını, erkeğe bağlı, ailenin içinde bir üye değil de bir birey olduğunun anlaşılabilmesi adına bir takım yasal düzenlemelere de ihtiyacımız olduğunu yıllardır söylüyoruz. Ve bu yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bir şekilde kadık oluyor. Ama ataerkil iktidar dediğimiz zaman iktidar zaten erkek iktidarı olduğu için de bu süreç böyle devam ediyor. Şimdi aynen ona öyle. Zıt şeyi sorayım. Bu yönetimde de kadın paylaşmıyor bu görevi genelde. Yani çok yönetici bayan görmüyoruz toplum içerisinde. Bunu nasıl, yani siyaseti de konuşalım ama yönetimde niye kendi de mi talip olmuyor sizce? Yoksa talip oluyor da İmkanlar mı zorluyor, fırsat vermiyor? Ne düşünüyorsunuz? Bu da önemli bir sorunumuz. Sadece meclisteki kadın azlığı değil, yönetici konumunda kadının da azlığı, o da bir problem bizim toplumumuzda. Bunun için ne dersiniz? Şimdi o eleştiriye daha çok ataerkil bakış açısının bir eleştirisidir. Kadınlar talepkar değiller. O eleştiriyi açıkladığım hep standart bir örneğim var. Yine onu kullanacağım ama kadınların yönetimde ya da daha dünyada bilinen adıyla kadınların karar alma mekanizmalarında bulunamayışlarının temel nedeni ataerkil sistemin ta kendisidir. Kadınlar yeterince istekli görünmüyor olabilirler ama bunun sebebi de yetiştirilme biçimleridir. Sibel Hanım düşününüz, Allah bağışlasın iki tane kızınız var yanlış bilmiyorsam. Evet. Kızlarınız doğduğu andan itibaren onları bir... alışkanlık içerisinde büyüttünüz. Bir alışkanlık içerisinde giydirdiniz. Bunu siz yapmıyorsunuz. Bunu toplum size yaptırıyor. Ama biraz farklı.
Çünkü ben 4 erkek 1 kız büyüdüm. Aha. Birazcık yani bu toplum, bu ortamlar insanı feminist yapar bir kere. Gayri ihtiyarı. Çünkü bir mücadeleyle başlıyorsunuz zaten. İşte ben de insanım. Niye ben getiriyorum da o getirmiyor? Niye ben yapıyorum da o yapmıyor? Evet. Ya da niye o gidiyor da ben gidemiyorum diye mücadele ettik zaten yıllarla. Dolayısıyla ben kızlarımı yani mümkün olduğu kadar inanılmaz şey büyüttüm, rahat büyüttüm ve bunun hiçbir zararını görmedim, artısını gördüm inan ki. Yani o işte o deneme imkanını çok verdim ve istediğimden daha iyisi oldu açıkçası. Yani yapmasaydım böyle olmayacaklardı diye güzel, düşünüyorum. Güzel, o zaman yanlış bir örnek üzerinden gittim. Evet, yani peki. Ben o açıdan evet yani. Bizi izleyen konuklarımız bir düşünsünler. Bir kız evlat ve bir erkek evlat. Daha doğduğu gün ona giydireceğiniz rengi belirliyorsunuz. Daha ilk kelimelerini attığı zaman hangi türden kitapların sayfalarını karıştıracağını, hangi oyuncaklarla oynayacaklarını kararlaştırıyoruz. Oyuncak reyonlarına gittiğimiz zaman pembelerin yoğun olduğu reyonlardan alışveriş etmeleri için onları gezdiriyoruz. Peki böyle bir araştırma var mı? Aile tarafından hiç yönlendirilmemiş kız ve erkek çocuklar. Bir reyona götürüldü ve onların renk eğilimine bakıldı mı? Ben hiç... Tabii dünyada çeşitli araştırmalar var. Nedir orada çıkan sonuç? Yani de merak ettim. Yani, evet. Felsefesi şu. Ve bizim toplumumuzdaki feminist hareketin de kullandığı bir felsefe bu. Mantık şu. Annemizin karnından kadın olarak ya da kız çocuk olarak doğmuyoruz. Çocuk olarak doğuyoruz. Biyolojik olarak evet. Cinsiyetlerimiz var. Ama onun dışında ne yapacağımızı, nasıl davranacağımızı bize toplum öğretiyor. Peki hayır. Süreç öğretiyor. O çocukların pembe ve mavi seçimiyle evet. ilgili bir araştırma ve sonucu. Çok farklı bakış açıları var biliyorsunuz. Bilim hep sorgular. Akademik bilgi hep sorgular. Şunu söyleyenler var. Genetik olarak kız çocuk yine o annelik içgüdüsünden dolayı bebeğe gidecektir. Ve erkek çocuk yine ona gidecektir. Gidiyor ama mu bunun peki? Tam tersini söyleyenler de var. Kıbrıs'ta bildiğim kadarıyla böyle bir araştırma yapılmadı. Ama bunun tam tersini söyleyenler uluslararası de var. Uluslararası vardır bu araştırmalar. Uluslararası. Merak ettim şimdi. Kıbrıs'ın özelinde böyle bir araştırma olmadığını söylüyorum tabii. Bildiğim kadarıyla. Evet. Ama küçük yaştan itibaren bir çocuğu nasıl yetiştirirseniz, ne öğrenirse... ufkunun nereye kadar olabileceğini keşfederse ufku o kadar geniş olabilir. Neden oyuncaklar konusu çok önemli? Neden renkler konusu, kılık kıyafet neden bu kadar önemli? Bizim hoşumuza gidiyor işte kız gibi, erkek gibi görünsün diye ya da o yönde eğilim göstersin diye ama aklıma cinsel yönelimlerle ilgili de bir şey geldi. Onu da eklemeliyim bunun arkasına. Yalnız orada da farklılık görülmüyor mu? Oyuncaklar tercihlerde. İlerleyen zamanlarda kim meslek seçimlerinden, eğitimlerine kadar, söz söylemeden karar alma mekanizmalarında hak iddia etmelerine kadar etkili oluyor. Düşününüz ki kız çocukları eve hapseden oyuncaklarınız var. Nasıl küçük tabak, çatal ve fincan setleri. Ev kadınlığı, kadına toplumun atfettiği roller üzerinden oyuncaklar sunuyorsunuz. Erkeğe ise daha dışarı yaşamı. İşte kamyonlar, kumla oynanacak türden top oynuyorlar, toplar var vesaire. Onları da dışa kanalize ediyorsunuz. Ne oluyor? Çocuk büyüdükçe seçebileceği meslek alanları konusunda bir şekillenme oluyor kafasında. Görevlerini öğrenerek büyüyor. Mesleğini yaparken başka hangi görevleri de, seçeceğine bakıyor. Evet ama bu pembe mavi olayı var ya bazen de görüyorum Çiğdem Hanım genelde kız çocuklar delicesine pembe seviyorlar ya. Ben onu yeğenlerimden falan fark ediyorum küçük mesela kız çocuğu her şeyi pembe. Yani inan empoze eden değil bu. Tabii ki ben annesi de doğmadan önce yaşadım. Pembe ama aynı şey. Pembeyi seçiyor gidiyor. Empoze etmeksizin koyu rengi tamamen reddetti. Açık uçuk pembeler seçimleri hep o yönden oldu. Şimdi bir yandan sizi dinlerken belleğim beni nereye götürdü? Benim halam. İki oğlan çocuğu var. Çok yıllar önce tabii. Kuzenimin bir tanesi artık 60 yaşında. İki oğlan çocuğundan sonra üçüncü hamilelik. Karı koca delice kız çocuk istiyorlar. Ben varım. Bayılıyorlar. Ne olur bir kız olsun. Üçüncü oğlan geldi. Ve biliyor musunuz? Benim halam onu ilkokul 1'e kadar. Pistola elbiseler. Saç uzun.
örgü, toplar. Kız çocuk gibi. Kız çocuk nasılsa 7 yaşına kadar halam Serhat kulaklar için nasıl? Dilek şimdi. Heteroseksüel, çok sağlıklı ve mutlu bir evliliği var. Çok başarılı iş dünyasında, finans dünyasında çok üst düzeyde bir yönetici. Çocukluk resimlerine baktığında hep... Kim bu kız çocuk? Kim bu kız çocuk diyorsunuz ama yani ciddi, unutup da. Ama ciddi bukleli saçlar, pis dolu. Yani biz bunun üstler. Yanlış bir şey şimdi olduğunu da, değil o mi? O da bu çünkü şu anda ne var? Rol model yoksa da sen onu giydirdin, ettin eğilimleri ve tercihlerini yönlendiriyorsun. Buna nasıl bakıyorsunuz? Hayır, bu biraz sonra açacağımız konu içinde bir örnek. Çünkü biz tam tersini şey yapıyoruz. İşte aile kendisini aile şey yaptı. Yani bu yola soktu. Bu şekilde tercih etmesine sebep olan cinsel tercihini bu davranışlar yüzünden olduğu gibi görüşlerimiz var. Ama senin bu örneğin tamamıyla bu görüşleri şey yapıyoruz. Sil baştan yapıyor değil mi yani? Bilmiyorum tabii Çiğdem Hanım'ın bu konuda şeyi yapılan bütün çalışmalar. Da var. Hem genetik anlamda hem psikiyatri anlamında hem tıbbi anlamda hem sosyal anlamda bilinen toplumda ki o bilginin hatalı olduğunu gösteriyor. Hangisi? Yani hiçbir çocuk sırf öyle giydirildiği için annesi öyle giydirdi diye sırf ona öyle davrandınız diye cinsel yönelimi romantik ve cinsel bağlamda değişemez. Fakat bu konu açıldı, bir şey daha soracağım. Ben yeni bir kitaba başladım da henüz daha kitabın yarısındayım ama o şeyi adım var. Ayşe Kuli'nin kitabı. Çoğu izleyicimiz de okumuştur. Bu Boray'la ilgili okudum, olan kitabın birincisi. Öyleyse okudum. Sen de biliyorsun. Bu soracağım kısım şu. Orada bir cinsel ilişkide bulunuluyor çocuğa karşı. Tabii ki biraz şiddetle küçük yaşta, genç yaşında. Tecavüz var. Yani tecavüz. Evet, tecavüzdür. Ama o olaydan sonra anladığım kadarıyla hayatı da öyle devam ediyor. Yani cinsel tercihleri de o yönde devam ediyor. Yani burada bu hani tabii karşı çıkıyor ilk önce böyle bir duruma. Tabii tecavüz olduğu için başta başına ama... Böyle bir eğilim de göstermiyor herhalde. Öyle bir kitapta öyle bir yansıtma yok. Bu da bu kişiyi o hale yani bu söylediğimizin hayır. Bir şeyi. Yani sırf tecavüze uğradığı için ondan sonraki hayatını bir tercih erkekse edecek, öyle devam edecek kadın diye gibi bir durum yok. Cinsel anlamda, biyolojik anlamda da kadın gibi sürdürecek diye bir şey olamaz. Yoktur. Hiçbir araştırma da bunu söylemiyor. Yaşanan belki travma sonrası bir bozukluktur ya da travma sonrasında bir ruhsal sıkıntıdan kaynaklanan kendini arama sürecine girilmesi durumu olabilir. Bilmiyorum, kitabı o haliyle okumadım, o yüzden yanlış bir saptamada bulunmak istemem. Ama şöyle de bir şey var, yani bugün istismara maruz kalmış, taciz görmüş ya da tecavüze uğramış çocuklar var. Bunlar aramızda yaşıyorlar ama cinsel yönelimleri sırf bu sebepten dolayı değişmiş değil. Çünkü bu tamamen sizin genetik yapınızda, sizin kromozomlarınızda, sizin başka fizyolojik sizi oluşturan sebeplerle alakalı bir şey ve doğduğunuz gün kodlanmış bir şey aslında. Bu da çok güzel, bunu açmak güzel oldu. Yani en azından bu konudaki şüpheleri yani de... Kesin bilgidir. Doğduğumuz gün kodlanıyoruz. Bilimsel. Doğduğumuz gün kodlanıyoruz ve çocuk cinsiyetini keşfetmeye başladı. O gelişim psikolojisi açısından veya Freud açısından baktığınızda hani o belli yaş sınırlamaları verirler. Ya da cinsiyetini keşfedeceği dönemleri verirler. Kimisine göre bu 3 yaştır. Ve 3 yaşında çocuk kendi cinsiyetini keşfetmeye başlarken aslında... ifade edebilse kendisini, kadının ve erkeğin ne olduğunu, biyolojik anlamda kadının ve erkeğin ne olduğunu söyleyebilse, o günden söyleyecek, tarif edecek. İlkokul yaşlarına benim görüşme yaptığım, test çalışmamı yaparken insanlar arasında kendisini 7-8 yaşında keşfettiğini, anladığını söyleyen o kadar çok insan var ki cinsel yönelimi farklı olanlar arasında. Özellikle biyolojik cinsiyeti erkek olup ama kadın yönelimi olduğunun farkına varan ya da biyolojik cinsiyeti kadın olup erkek eğilimi
erkek yönelimi olduğunu fark eder. Ama ne büyük bir, ay, bu da bir travma değil mi? Yani bunu fark etmek de esasında. Düşünün yani 7 veya 17 veya 12. Şimdi nasıl, siz farklı bir şeye giriyorsunuz. Tabii. Çünkü ya erkek arkadaşlarınız var, siz erkek olduğunuz kabul ediliyor ama siz baş duygularınız, eğiliminiz bambaşka. Oynamak çok istediğiniz bir, oyunlar çok farklı. Zor bir giyinmek durum ki istediğiniz, biz bunu daha da zorlaştırıyoruz toplum olarak. Elbette. Bu kişiler için. Oynamak istediğiniz oyunlar farklı. Arkadaşlar, bir erkekseniz ve aslında gay olarak tabir edilen uluslararası literatürde kadın cinsiyetine yöneliminiz varsa, İlkokul çağından itibaren kız çocukların oyunlarına meylediyor ve oradan zevk alıyorsunuz. Ya da aile fark etmesi mümkün mü bunu? Fark ediyor herhalde, fark değil mi? Edebilir. Ben kendi, yani oğlum yok ama fark veya kızım ayrı, kabul aynı şey. Vermek ayrı herhalde orada. Fark ama ettiği yani anda görüyor, görmemezlikten mümkün değil fark bizim etmemek. Bizim toplumumuzda fark edildiği andan itibaren çocuğun o az önce de konuştuğumuz spontanlığı ortadan, evet, kalkıyor ve tamamen baskıyla, erkek gibi davran, ne biçimsin, nasıl dans ediyorsun, kimlerle oynuyorsun, niye erkeklerle kadın veya kız arkadaşlarınla baskı oynamıyorsun, oluyor, şu oyuncakla oyna. Çocuk halk dansları çalışmalarına gidiyordur, bir derneğe üyedir. Ama erkekse kız, kızsa erkeklerin figürlerine ilgi duyuyordur. Evet, evet. Aile baskı yapar ona. Bir şey var burada, aile bunu fark etti. Fark etti ve uzman görüşü de alarak bu işin sebebine, köküne, her neyse inmeye çalıştı. Bu biyolojik kimliğine dönüşmesi mümkün mü? Hayır. Yok böyle bir, hayır, şey. Bunu aile kabul edecek bir kere tamamıyla herhalde. Bu çok nettir. Çocuklarını biyolojik cinsiyetinde, yani cinsel organının onu tanımladığı haliyle dönüştürüp bir erkek cinsiyetinde ise fizyolojik olarak erkek gibi olmasını sağlamaya ve bir kadın görünümündeyse de kadın gibi olmasını, toplumun izin verdiği çerçevede olmasını sağlamak için pek çok tedavi biçimleri deneyen insanlar var. Eminim olmuştur. Bunu kabul eden ve uygulayan doktorlar, bunu hastalık olarak kabul ediyorlar ki demek ki tedavisini arıyorlar. Bu bir hastalık değil. Bir hastalık değil. İşte yani niye değil, tedavisini daha arıyorsun? Daha çok zarar veriyorsunuz. Eminim. Çünkü özellikle bunu yapan, ruhsal destek veren insanlar daha çok zarar veriyorlar o insanlara. Neden? Çünkü ruhsal destek veren uzmanlar onu yönlendiremez. Tam tersine farkındalıklarını açar. Tabii zıt yöne çekiyor. Hayattan beklentisini, tabii, açığa çıkar, içindeki enerjiyi ortaya çıkarmasına katkı sağlamaya çalışır. Görevi budur ruhsal destek veren kişinin. Oysa bir bakıyorsunuz erkek gibi davranması, erkekse ya da kız gibi, kadın gibi davranması bir kadınsa zorlanıyor. Bazen çeşitli ilaç tedavileri, hormonal düzenlemeler yapmak alt adına ediliyor o veriliyor ve düşünün. Şimdi bir film görmüştüm, onu söylemeden edemeyeceğim Dilek. Bir Amerikan filmi, yıllar önce beni çok etkiledi açıkçası. Çok güzel, çok da kaliteli bir filmdi. Orada aile oturuyor ve bir çocuğunun, bir oğlunun eğilimi bu şekilde, gay kendisi oğlan. Ve orada gelen konuklar arasında da, yani mesela diğer oğlularının kız arkadaşı falan arasında böyle bir sohbet geçiyor aralarında ve biraz espri konusu oluyor diğerleri tarafından oğlanın durumu. Ve anne o kadar güzel bir tepki şey yapıyor, aynı zamanda da konuşamayan da bir oğlan. Diyor ki sen benim için diyor diğerlerinden çok daha da hatta şeysin, çok da normalsin. Yani ben seni bu şekilde, ama o kadar etkili bir konuşma yapıyor annesi orada. Yani inanılmaz duygulandım ve bir annenin yapabileceği orada en güzel bir davranıştı. Yani bunu fark etmek, çocuğunu diğerlerine karşı da korumak ve bu, düşünün yani hangi yıllarda, herhalde 2000 yıllarında çekilmiş bir film. Bu sorun hale daha çözülmüş gibi gözükse de var esasında. Tabii, onu gösteriyor. Aileden destek çok önemli. Kabul görmek çok önemli. Bunun tanımları nedir? Yani şimdi hastalık değil. Ama ameliyatla tercih ettiği ya da eğilim gösterdiği kimliğe dönüşenler var. Ameliyat olmaksızın giyim, kuşam dönüşenler var. Ya da heteroseksüel gibi bir yaşam sürüp ama eğilimlerini gizli yaşayanlar bu var. Şimdi buradaki şeydim, bir hala eğilim, bu bir şematik bir şey var mıdır? Bir tanım var mıdır? Cahilim. Bu farklılık niye? İşte biraz önce Dilek saydı.
Tabii onları önce isimlendirelim dilerseniz. Lütfen. Şimdi cinsel ve romantik anlamda içinde bulunduğu cinsiyetten farklı karşı cinse ilgi duyuyorsa bu heteroseksüeldir. Tamam. Az önceden beri söylüyoruz. Hı hı hı. Yani bir kadının bir erkeğe ya da bir erkeğin kadına. Bir kadına duyduğu hı hı. romantik ve cinsel yönelim. Hı hı. Yalnız bunun dışında tabii ki tanımlar var dünyada artık oturmuş olan. Hı hı. Nedir bunlar? Lezbiyenler olarak bilinen bütün cinsel ve romantik duyguları kadın oldukları halde kadına yönelik, kadın bedenine yönelik olanlar. Kadın eşcinselliği olarak da tanımlanabilir. Gayler var. Bunlar da tam tersi biyolojik cinsiyetleri erkek olduğu halde erkeklere yönelik romantik ve cinsel duyguları olanlar, eğilimleri, yönelimleri olanlar. Bu da erkek eşcinselliğidir. Biseksüellik var. Biseksüel denilen kişiler de kadın ya da erkek oldukları halde her iki cinse karşı da cinsel ve romantik duygu besleyebiliyorlar. Bu normal mi? Tümü normaldir. Çünkü bu sizin... neye göre normal? Biyolojik yapıya göre mi? Yani duygusal ve romantik eğilimlerinizin sizi nereye yönlendirdiğiyle alakalı bir şey bu. Bunu siz kontrol edemiyorsunuz. Bu sizin içinizden gelen, hormonal tanımlayamadığınız... Tıp doktoru olmadığım için nereyle alakalı olduğunu tam anlamıyla belki şu anda anlatmaya çalışmam biseksüel. Hatalı bir bilgiye yol açabilir ama biseksüellik her iki cinse karşı olan da olan cinsel ve ben bunu romantik anlamıyorum. Duyguları. Yani ben bunu kabul etmiyorum. Yani bir bilimsel bir açıklama lazım bana bu konuda. Ben bunu biraz daha farklı, daha uç bir ilişki arayışı gibi geliyor bana bu. Yani kesinlikle diğerlerinin hepsini saygım var ve kabul ediyorum. Bilakis yardım da etmek istiyorum esasında. Dilek de eminim aynı fikirde bu programlarımızın şey ama bu biseksüelliği yani hem ona hem ona onu anlayamıyorum yani. Yani burada bizim biraz daha bilimsel açıklamaya ihtiyaç var. Yani kabul edebilmek için. Çıktı. Bakın madem ki lezbiyen olarak bir kadının bir kadına eğilimini kabul edebiliyorsunuz. Edebiliyorum. Madem ki gay olarak bir erkeğin bir erkeğe olan eğilimini kabul edebiliyorsunuz. Hiçbir farkı yok. Aynı anda bu da bir kadınla da bir erkekle de romantik veya cinsel bir ilişki yaşayabilecek bir cinsiyet yapılanması olan bir kişi var karşınızda. Ve bu da bir gerçek. Her ikisiyle yaşadığı duygudan da zevk alabilen, her ikisiyle yaşadığı duyguyu da gerçek kabul eden. Neden kabul edemiyoruz? Yani o onu gerçek kabul ediyordur ondan. Neden kabul edemiyoruz? Çünkü bizim tabularımız ve ön yargılarımız var. Geleneklerimiz bize diyor ki bir kadın bir erkekle birlikte olabilir. Bunun amacı üremektir. Ya da bir erkek bir kadınla birlikte olabilir. Tamam ama ben kabul ettim bunun mesela. Bir kadının üremektir. Bir kadınla olmasını da hem kadınla hem erkekle olmasının yapılan araştırmalarda heteroseksist yaklaşımlar dışında cinsel yönelimlerle ilgili bulgular biseksüaliteyi de açığa çıkarıyor. Bilimsel olarak diyorsunuz. İstesek peki transseksüalite istemek. Nereye giriyor burada? Geliyorum. Şimdi lezbiyenliği söyledik, gay söyledik, biseksüelliği söyledik. İki tane daha var. Biri transseksüeldir, biri travestidir. Transseksüellik kendi cinsel yöneliminin farkına vararak gerekli tedavi ve koşulları oluşturduktan sonra cinsiyetini olmak istediği biyolojik cinsiyete çevirmek için bir dizi tedavi ve ameliyatlar gören kişidir. Yani kolay bir dönemde değil tabii ki. Yani biliyorum çok tanıdıklarım da var. Çok bir zor bir dönem. Niye bazısı bunu göze alabiliyor da? Hiç kolay bir şey değil çünkü. Tabii. Yani şimdi yol değil. Onlar belli bir psikolojik tedavi süreci geçiriyorlar. Belli bir hormon ve çeşitli ilaçlarla tedaviler götürüyorlar, kontrollere gidiyorlar ve günün sonunda da bir dizi ameliyatlarla istedikleri noktaya varabiliyorlar. Bugün inanılmaz başarılı sonuçlar görüyoruz artık Kıbrıs'ta da ve benim çok hoşuma gidiyor gördüğüm sonuçlar. Bunlar transgender olarak da bilinen cinsiyet değişikliğini
yapılan tıbbi müdahalelerle gerçekleştirmiş kişilerdir. Hı hı hı. Erkektirler, kendilerini kadın gibi hissettikleri için kadına dönmek üzere ameliyatlar oluyorlar. Ya da kadındırlar, erkek cinsiyetine yakın hissediyorlar, erkek olmak üzere ameliyatlar geçiriyorlar. Şimdi şunu söyleyeceğim ama biraz safça olacak benim sorularım. Tabii, ne geliyor? ne geliyor? Madem destekliyorsun biraz gir de araştır bunu diyecek falan. Şimdi peki biseksüel olan kişi... Sibel Hanım orada kaldı. Şimdi biseksüel olan kişidir demek ki cinsiyet değişikliğine Hayır. kesinlikle karşı çıkan. Peki her ha. cinsiyet değiştirmeyen kişi biseksüeldir diyebilir Hayır. miyiz? Hayır. Yani her şu soru bu anlama geliyor aslında. Ya niye her lezbiyen biseksüel olabilir mi? Ya da her gay biseksüel olabilir mi? Zorlarsanız olur. Ki zorluyorlar bizim toplumumuzda. Evet, evet. Bununla ilgili gene doktora çalışmamı yaparken görüştüğüm bir gay'in bana anlattığı bir şeyi paylaşayım. Onun üzerine dilerseniz cevabınızı vereyim. Bir gay arkadaşımız, tabii başka bir yerde görüşemem sizinle dedi. Hı hı. Hani anketi görmem lazım, böyle bir çalışmanın ne işimize yarayacağını bilmem lazım. Bizim eve davet ettik. Hı hı. Geldi ve orada hani kimsenin konuşulanlara şahit olmayacağından emin olduğu bir ortamda. Sohbet ettik tabii, bir sürü anısını paylaştı, ben istediğim bilgileri aldım şeklinde. Bir yerde duygusal bir açılıma gitti. Dedi ki, Çiğdem Hanım dedi, siz heteroseksüel birisiniz. Hı. Bir erkekle evlisiniz ve bir erkekle evlenmek konusunda sizi hiç kimse zorlamadı. Hı hı. Düşününüz ki heteroseksüel bir insan olarak aileniz heteroseksizm normal olmasaydı. Ve eşcinsellik normal olsaydı. Evet, tam tersi. Aileniz sizi zorla bir kadınla evlendirmeye, bir kadınla aynı yatağa paylaşmaya, inanılmaz kötü bir kadınla romantik ve cinsel bir deneyim yaşamaya ve bir ömür bunu yapmaya sizi zorlasaydı. Iki, düşünebiliyor musun ki her iki tarafa da zarar veriyorlar. Sadece o gence değil, karşı tarafa da. Ne hissederdiniz dedi. Tabii. Bir an durdum. Doğru. Çünkü savunuyorum eşitliği, adaleti, onların özgürlüklerini ama bu kadar dokunaklı bir biçimde evet. hiç düşünmemiştim. Empati yapınca insan alt üst oluyor değil mi? Gerçek bir yani. Empati yapmama yardımcı oldu evet, o akşam. Evet. Dedim ki bilmem yani çok kötü olurdum, reddederdim herhalde dedim ben. Yani nasıl kabul edebilirdim? İşte biz aynı şeyi yaşıyoruz dedi bana. Çok doğru. Siz bize bir şey getirdiniz bugün. Hı-hı. İzleyelim diye. Hı-hı. Ne getirdiniz? Çok zor, zor bir oldu. Süreç oldu evet. Çünkü evet. bu programda biz cinsel yönelimi farklı dostlarımızın, cinsel yönelimi farklı bireylerin özgürleşebilmeleri ve böyle kafesin arkasına kapatılıp farklı türler olarak evet. incelenmeleri yerine ya da öyle bir eğilim yaratmak yerine aslında aramızda yaşayan bu insanların hı-hı. topluma her anlamda katkı yapabilecek kadar donanımlı hı-hı. ve bizler kadar da birey olduklarını anlatabilmek üzere mücadele veriyoruz. Ve bu işin esas zorluğunu yaşayan da toplumun karşısına geçip ben eşcinsel bir bireyim diyemeyen insanlar yaşıyorlar. Esas zorluğu. Bunun için mücadele veriyorsunuz ve benimle konuş ya da işte bir televizyona röportaj verir misin, bir radyoda konuşabilir miyiz dediğiniz zaman orada geri adım atıyorlar, çekiniyorlar. Toplumun karşısında bilinmelerine rağmen deşifre olmaktan çekiniyorlar, etiketlenmekten korkuyorlar. Yani bu etiketlenme nedenle de derken de Çiğdem Hanım sözünüzü kesiyorum ama bu sorduğumuz kişilerde en azından benim sorduğum kişiler zaten kendi tercihlerini yapmış ve özgürce bu konuda yaşayan kişiler. Buna rağmen Dilek röportaj konusu geldiğinde işte ben toplumun içerisinde bir yer edindim ki bu cinsiyet değiştirmiş var, olan kişiler dahi çekiniyor röportaj yasa, vermekte. Yasal sıkıntı şimdi var cinsiyetini orada. Değiştirmiş kişiler için öyle bir sıkıntı yok, yok tabii. Çünkü erkekse kadın, kadınsa erkek kimliğinde yaşıyordur ama Fasıl 154 1920'li yıllardan kalan ceza yasamızın içerisindeki fasıl, o fasıl. Cinsiyetleri tanımlıyor. Cinsel yönelimleri suç evet. olarak tanımlıyor. Hı. Ve herhangi bir şekilde
aynı cinsten iki kişinin romantik bir birlikteliğini, cinsel bir birlikteliğini yakalarsa, tespit ederse de onu suç olarak kabul ediyor ve cezalandırıyor, mahkemeye çıkarıyor. Bunun değişmesi yönünde girişim oldu. Çok ciddi girişimler var, çeşitli örgütler, üstelik Queer Cyprus, yani bu lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel, queer felsefesini benimsemiş insanların toplandıkları derneğin çeşitli çalışmaları var bu anlamda. Yasa çalışmalarını yaptılar. İzleyelim mi? Meclise sundular. Tabii ki. Ama çok özgürlükçü olduğunu iddia eden ve cinsel yönelimlere kapısını açarak bu insanların özgürleşmeleri, eşitlikten payına düşenleri alabilmeleri için mücadele edeceğini söyleyen siyasi partiler bile bu yasaların meclisten geçmesi için kabul ediyoruz, yasa taslağını görüyoruz diyorlar ama ivedi görüşülmesine mesela imkan yaratmıyorlar. Şimdi bu konuda da, bu yasa tasarısı konusunda, ayrıntısı konusunda bize Çiğdem Hanım bir bilgi versin, röportajları dinledikten sonra istersen. Olur. Evet. Merak ettim, bir izleyelim. Evet, tabii ki. Ne getirdi Çiğdem Hanım. Evet. Homofobiye karşı inisiyatif olarak bizler birincil önceliğimizi gay özgürlük hareketinin ve LGBT kişilerin özgürleşmesinin önünde en büyük sıkıntı yaratan mevcut ceza yasasının değiştirilmesi yönünde aldık. Bu noktadan hareketle hazırlamış olduğumuz ceza yasası değişiklik önerisini 25 Nisan 2008 tarihinde Meclis Başkanımız Sayın Fatma Kenoğlu'na sunduk. Meclis Hukuk Komitesi'nde bir an evvel görüşülmesi dileğiyle. Ayrıca LGBT kişilerin genel anlamda toplum içerisinde karşı karşıya oldukları homofobik tutum ve davranışlardan, kendilerini gösteremiyor olmalarından bunu dolayı yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek anlamıyla 15 Mayıs 2008 tarihinde de örgütlü bir dernek olmak adına hazırlamış olduğumuz tüzüğümüzü de kaymakamlığımıza sunduk. Kendimi ben 12 yaşında keşfettim. Dedim ki ben buyum. Olduğum olası, yani kendimi bildiğim bileli erkeklerden yani hoşlanırdım, kendi cinsimden. Da bunun ailem benim farkındaydı bunun böyle olduğunu. Bana yani seneler var bir şey söylemediler bana. Her zaman için fark ettiler. Ailemle durumum kötü için, çünkü benim böyle olduğumu öğrendikten sonra bana dediler ki ertesi gün bavulunu hazırla ve çek git. Kim ister ki sonuçta böyle bir şey olsun, ama yani çok yanlış bir hareketti. Beni çok dışladılar. Ben ailemin yüzünden bu bar, yani affedersiniz, bu bar hayatına düştüm ben. Yani onlar sebep oldu. Beni de İngiltere'den aradılar, dayım falan. Seni görürsek bizim mahalleden geçtiğimizi ya da bir kardeşini aradı. Seni dedi kezzaplayacak dedi, seni öldürecek dedi, seni dövecek dedi. Sonuçta ben onun evladıyım. Bütün ailem beni tersledi. İstemez miydim bir erkek olayım, elime takayım, kız arkadaşımı gezeyim? Ben de isterdim. Ya, olmadı. Ben lezbiyenim. Kendimi lise döneminde fark ettim. Böyle şeyleri bilmiyordum, yani öyle bir içimde vardı. Böyle yani hoşlanıyordum ama bunun ne olduğunu bilmiyordum. İşte böyle oradan buradan birkaç araştırma yaptım, öğrendim, keşfettim. Yüzümü net bir şekilde ifade etmek isterdim ama bunun nedeni, yani etmememin nedeni, İnsanların ön yargıları. Şimdi eğer görünürsem kamerada, insanlar sonra bunu izlediğinde bak işte bunu gördüm, lezbiyen falan gibisinden ön yargı yapıyorlar. Kuzey Kıbrıs'ta çok LGBT birey var ama hepsi saklanıyor. Çünkü insanlar, dediğim gibi, insanlar burada çok ön yargılı. Böyle şeylere alışkın değiller. Bizim burada çok baskı var. Kıbrıs'ta LGBT birey olmak gerçekten çok zor. Çünkü genelde hep bir duvar içinde oluyorsun yani. Dört duvar içinde oluyorsun. Dışarıda mesela sevgilini alıp gezemiyorsun. Evet değerli izleyenler, TV7'mizi hep birlikte izledik. Biz burada bilindiği zannedilen konularda, bu konuda doktorasını yapmış sevgili Çiğdem Dürüst'ten bilgi olarak ilerlemeye devam ediyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Ne yaptık? Başlıkları sayıyorduk. Lezbiyenliği, gayliği, biseksüelliği konuştuk. Transseksüelliği konuştuk. Travestiliği bir kenara koyuyorum. Önce şunu söylemek istiyorum. Dünyada yapılan araştırmalarda az önce bahsettiğim cinsel yönelimlerin hiçbir şekilde
kişilik bozuklukları tanımlamasına girmediği açığa hiçbiri çıkmıştır. Hiçbiri mi girmiyor? Hiçbiri. Sadece travestilikle ilgili. Çünkü travestiler arasında yapılan araştırmalar herhangi bir tespit ortaya çıkarmış değil. Bunların tabii ki lezbiyen, gay, biseksüel ya da transseksüel olma halinde olanları olabilir. Çeşitli imkansızlıklardan dolayı esas yönelimini yaşayamayanlar olabilir ama travestilikte şöyle bir şey tespit edilmiş. Sadece karşı cinsin kıyafetlerini giymek, o görüntü içerisinde olmak eğilimi mevcut. Dolayısıyla onun dışında bunun bir kişilik bozukluğu, bir sapkınlık. Peki romantik ve cinsel yaşamını nasıl sürdürüyor bu insan? Kendi biyolojik cinsiyetinde sürdürüyor. O yüzden bunun bir tür sapkınlık olabileceği ile ilgili çalışmalar, araştırmalar henüz devam ediyor. Öte yandan tabii ki cinsel yönelimi farklı bireylerin geçtiğimiz yıl 2012'de yanlışım yoksa 2011 değildi herhalde 2012'de ara bölgede Cooperation Home'da, Home for Cooperation'da, Ritra Palace Otel'in orada Amerikan Büyükelçiliği ve Hollanda Büyükelçiliği himayelerinde Güney Kıbrıs'taki ve Kuzey Kıbrıs'taki eşcinsel bireylerin örgütlendiği iki dernek Kıbrıs'ın ilk eşcinsel konferansı ya da sempozyumunu düzenledi. Dünyanın çeşitli yerlerinden bu anlamda akademik bilgiye sahip araştırmaları olan insanlar ve eşcinsel bireyler geldi. Türkiye'den gelenler de vardı. Güneyden ve kuzeyden olan insanlar yoğunluktaydı. Cinsel yönelimi farklı bireyler de izleyiciler arasında yoğun bir şekilde bulunuyorlardı. Hukuki boyutta, tıbbi boyutta, psikolojik açıdan, sosyal yaşam, sosyolojik bağlamda çeşitli bildiriler sunuldu. Oradaki bildirilerde bu konuyla ilgilenen insanların pek çoğunun zaten bildiği noktalara temas edildi. Çünkü bu insanların cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda tehlike arz ettikleri düşünülüyor. Bu insanların uyuşturucu bağımlısı olabilecekleri düşünülüyor. Bu insanların hasta kişiler oldukları düşünülüyor. Aslında bunların pek çoğunun yanlış olduğu, çeşitli sebeplerden dolayı, sosyal sebeplerden, baskılanma sonucunda, psikolojik anlamda, sosyal anlamda, eğitim bağlamında, yaşamın her alanında çeşitli baskılara maruz kalıyor oldukları için, özgürce yaşamlarını sürdüremedikleri için ne yazık ki yapılan araştırmalarda o uyuşturucuya ve alkole yönelik bir yatkınlığın, deşarj olmak, dışa dönük olabilmek, kendini özgürce ifade etme arzusu esnasında ortaya çıkan sosyal baskılardan. Normal. Peki, izlediğimiz VTR'de yüzü açık olarak görüşlerini dile getiren bir örneğimiz vardı. O şöyle bir kelime kullandı. Ailem beni kabul etseydi. Anında dışlanmaya. Yoksa dedi bir de şu açıklamayı yaptı. Ben istemez miydim normal bir erkek evet, olarak. En dokunaklı. Sevgilimi koluma yani takıp gezmeyi diye bir açıklama. Yani bu insan ailesi tarafından normal kabul edilseydi. Diğer uyuşturucu ya da belli kişilik bozuklukları da belki bu sosyal kişilik baskıda. Bozuklukları değil aslında. Ruhsal anlamda bir ruhsal şanssızlık bozukluk yaşıyorlar. Yani. Bozukluk da, bozukluk diye hayır, de tanımlamak istemiyorum. Hayır, ben bu biyolojik kodlamayı anladım. Onunla ilgili yorum yapmıyorum. Kabullenmediği ve dışlandığı zaman evet, ortaya çıkacak olan ruhsal ve kişilik bozukluklarına gönderme yapıyorum şu anda. O baskıdan dolayı. Bundan kaynaklanan örnekler mutlaka var. Muhakkak, tabii ki. Yani bugün toplumun kabul ettiği cinsel yönelime sahip olan heteroseksist bireyler de, cinsel ve romantik duygularını heteroseksüel bir şekilde yaşayan bireyler de eğer bir dışlanmaya, bir istenmemeye, baskıya, olmak istediği şeyin dışında birisi olmaya zorlanırsa elbette çeşitli ruhsal bozukluklar içerisinde çeşitli tipli gösterir evet, ruhsal olarak. Depresif ya da anksiyete bozukluğu gibi veya buna benzer bir sürü hani isim de takmak istemiyorum, tanım yapmak istemiyorum ama sıkıntılar yaşayacaklardır. Oysa
Şimdi sohbetin hemen başında sahneye örnek verdiniz. Sahnede rahat hissettikleri. Orada da arz talep meselesi, özellikle sahne dünyası. Aynen, izleyiciden öyle. Muhteşem bir talep var. Evet, evet. Sahnede görülen tabloda da abartı var. Yoğun bir abartı var. Abartı içerisinde kabul görüyor. Çünkü öyle bu kabul görüyor dediğiniz gibi. Bu da bir ikiyüzlülük var şimdi. Bu ciddi ama bir. Ben böyle bakıyorum. Ama şey en dinleyicinin, izleyicinin şeyi. Sahne tabii. Ve sinema dünyası açısından düşünelim. En yakınımızda Türkiye Cumhuriyeti var. Hı hı. 1980'li yılları bir düşünün. Bir Bülent Ersoy örneği var. O yıllarda tabii bir devrimdir Bülent Ersoy, evet. Türkiye Cumhuriyeti, evet, için. Tabii, tabii. Ve sahnelerde olduğu için bu kadar kolay kabul görmüştür. 1980'li yıllarda sahnenin, aslında sermayenin, aslında kapitalizmin, aslında sanatı satıyor olmanın kaygısı içerisinde, cinsel yönelimi farklı olmasa bile, cinsel yönelimi farklıymış gibi bir imaj kavuşturularak sahneye itilmiş insanlar var o dönemde. Neden? Çünkü bu bir malın satılması gibi, bir metayı siz alıcıya sunuyorsunuz. Alıcı bunu kabul ediyor ve seviyor. Neden? Çünkü orası sahne, orası gerçek bir yaşam değil. Orada ne giyerseniz, evet. Orada ne yerseniz, orada ne içerseniz onların hiçbiri gerçek değil. Öyle kabul ediyorsunuz ve bir izlence, bir eğlence dünyası olarak kabul ediyorsunuz. O bağlamda da bu çok kabul edilebilir bir şey çünkü sizin yaşamlarınıza dokunmuyor. Birebir sizin öykülerinizin içinde değil. Doğru. Gidiyorsunuz, seyrediyorlar ve soyutlanıyorlar, eğleniyorsunuz sonra. Ama arkanızı dönüp gitti. Ya evinizin içinde varsa o zaman iş değişiyor. Türkiye'de artık örgütlenmeye başlamış. Bence Kıbrıs'ta da hemen hiç zaman kaybedilmeden yapılması gereken bir şey var. Cinsel yönelimi farklı bireylerin ebeveynleri. Evet. Dernekler kurmuşlar. Ebeveynler. Ebeveynler. Türkiye'de mi? Türkiye'de. Ve bu ebeveynler biz çocuğumuzu tanıyoruz. Kabul ediyoruz. Bu haliyle kabul ediyoruz. Evet. Ve bu haliyle bizim çocuğumuzun özgür, mutlu, kendi yetenekleri doğrultusunda, kendi donanımı doğrultusunda topluma faydalı, devlete faydalı, dışlanmadan kendini gerçekleştirebileceği bir güce sahip olduğuna inanıyoruz diyor ebeveynler. Çiğdem Hanım, siz şimdi söyleyince aklıma geldi. Zannedersem bir iki röportaj bu konuda ben izledim. Türkiye kanallarında ve orada da resmen bir annenin topluma karşı çocuğunu savunma ihtiyacı ve bu derneği kurmada apaçık ki ondan ortaya çıkmış. O ihtiyacını hissediyorsunuz topluma karşı. Benim çocuğumu dışlayarak siz zarar veriyorsunuz, evet, diyor, evet, diyor bu ebeveynler. Evet, çok ilginçtir bakın. Doktora tezimi hazırlarken görüşme yaptığım insanların pek çoğu üniversite mezunu. Evet. Ve şu sonuç ortaya çıktı. Eğer cinsel yönelimi farklı olan birey üniversiteye kadar eğitimini taşıyabilmeyi başarmışsa, evet, mutlaka devam ediyor. Yüksek lisansa gidiyor ve alanında uzman olup gerçekten çok başarılı noktalara gelebiliyorlar. Öte yandan heteroseksüel bireylere baktığınızda üniversite yaşamına ulaşmak çok kolay onlar için. Dışlanmadan normal bir şekilde geliyorlar, oran daha az. Tabii toplum içerisinde sayılarını az kabul ettiğimiz için bu bireylerin onları görmüyoruz ve diyoruz ki zaten kaç kişiler, tabii ki devam etsinler. Öyle değil. Orana vurduğunuzda başarmışsa cinsel yönelimi farklı birey mutlaka devam ediyor. Çünkü kendini gerçekleştirmek adına hırsları var. Kendini gerçekleştirmek ve ispat etmek adına, göstermek adına farklı olmadığını, üretken olabileceğini, bunu toplum ona neredeyse zorla empoze ediyor. Ya da bir kısmı geride kalıyor, dışlanmışlık, okulda arkadaşları, öğretmenleri, ailesi vesaire. Ne yaptı Türkiye'de kurulan bu dernek? Özellikle İstanbul'dakiyle temasım olmuştu benim. Herhangi bir eylem esnasında cinsel yönelimi farklı gençler, insanlar arkada, ebeveynler önde. Flamalarını, bayraklarını taşıyarak, çocuklarıyla ilgili ibareleri, pankartları ellerinde taşıyarak mücadelelerini veriyorlar. Bu insanların birçoğu, dikkat edin, kendini gerçekleştirmek adına çok meşakkatli olmasına rağmen heteroseksüel bireylere karşı göre daha zor bir yolculuk
ihtiyaçlar olmasına rağmen bunu yapabiliyorlar. Kıbrıs özeline geri dönersek, 154. madde dediniz. Fasıl. Fasıl 154. Fasıl 154'te gerekli değişikliğe gidilse ve bunun suç olmaktan öteye normalleştirilerek değişikliği yapılsa, toplumdaki önyargı kırılmadığı sürece... Tabii, çok haklısınız. Ne olacak? Çok haklısınız. Zaten kırılmadığı için de olamıyor. Satırları oraya yazabilirsiniz. Ama bunun uygulanması, onu demek istiyorsunuz. Evet, aynen onu. Eğer siz laf ola bu satırları yazmıyorsanız ve çeşitli kontrol sübap noktaları koyabiliyorsanız buna, herhangi bir ayrımcılığa uğradığını iddia eden cinsel yönelimi farklı bir bireyin şikayette bulunabileceği ve şikayetinin dikkate alınabileceği merciler, makamlar, mevkiler koyarsanız ve hakikaten ayrımcılığa uğradığı için, ayrımcılık yaptığı için, ayrımcılık yapan kişiyi caydırıcı bir takım cezalarınız olursa, birkaç örnekten sonra bu ortadan kalkacaktır. Bugün Kanada'da hiçbir ayrımcılık içeren sözcük kullanamazsınız. Hiçbir şekilde vitrininize, camınıza, ekranınıza, hiçbir yere böyle bir şey koyamazsınız. Siz ayrımcılık olmadığını düşünüyorsanız ama karşınızdaki insan buna inanıyorsa, sizi şikayet edebilecek yetkiye, sizi şikayet edebilecek hakka sahip. Şimdi burada ama şeyi de anlıyorum Sibel. Evet. Tasarı, şimdi öğretilmiş doğrularla gelen bir ebeveyn düşünün. Çok keskin ve kemikleşmiş önyargısı var. Şimdi bu ebeveynin de bu kadar duvar gibi bir önyargıya rağmen biyotik klonlamaları bu şekilde ben çocuğumu böyle kabul ediyorum demesi çok zor. Burada da bu ebeveynler için de bir rehabilitasyon sistemi var mı Kıbrıs'ta? Yine özele inerek soruyorum. Hayır. Genele değil. Hayır, yok. Yani o insanları ruhsal... eleştirmeyi de doğru bulmuyorum. Psikolog desteği herhalde, değil mi? Ruhsal destek almayı kabul ediyorsa en başta çocuğunun cinsel yönelimini kabul ederek. Evet. Bundan sonraki hani VTR'de izledik ve kabul etmediler. Kesinlikle kezap atarız dediler. Öyle bir aile değilse karşımızdaki, çocuğuyla ne olursa olsun bu yolculuğu birlikte sürdüreceğini ve onun bu hayatta başarılı bir insan, topluma faydalı, kendisine faydalı bir insan olabileceğine inancı varsa ve yardım isterse bu anlamda mümkün tabii. Hiçbir ruhsal destek sağlamaya hazır uzman bunu reddetmez elbette. Eminim. Peki şey, rehber hocalar, Çiğdem Hanım, okullardaki... Okullarda da bu fark ediliyordur Dilek muhakkak. Yani okulda bir rehber hoca veya hocası muhakkak fark eder. Önce bir rehber hocayla onunla bir sohbet. O çok önemli tabii, bakın. Yani bunun göz ardı edildiğini. Yasa dedik ya az önce ve belli herhalde sübap noktaları dedik, evet, ya. Öğretmenlerin de bu anlamda eğitimleri çok önemli. Neden? Çünkü birçok atarki zihniyete sahip okul psikolojik danışmanı ve rehber öğretmeni nasıl bulabilirsiniz. Nasıl bilemiyor belki de. Yani karşılaşmadığı bir vaka olabilir. Evet, yani bir ama bu anlamda eğitim, hizmet içi eğitim. Çünkü evet, okuldan çıkarken çok kültürlü bakış açısını, evet, çeşitliliği görerek kabul edebilmeyi zaten mezun oldukları bölümler, mezun olduğumuz bölümler bize veriyor. Ama bunu bizim içselleştirebilmemiz için çeşitli terapilerden, çeşitli grup terapilerinden, tabii, çeşitli eğitimlerden geçmemiz gerekiyor. Yasa değişikliğiyle beraber eğitimde bunun da yapılması tabii gerektiği kesin. Eğitime bir yani koşul, bir şart getirilmeli ki bunun... bu çocuğun farklılığını gören öğretmen onu dışlamamayı öğrenebilsin, empati kurabilmeyi. Peki aileyle birlikte bir araya gelerek bundan sonraki yolculuğunu, yani bu tıp, nasıl söyleyebilirim ki, çocuğunuzu reddetmek ve onu başka bir şeye dönüştürmek. Bu ne gibi? Oğlunuz var. Kaybedebilirler. Yani ailenizi... Kız evlat yetiştirmek istiyorsunuz. İstemediği halde zorla onu kız yapmaya çalışıyorsunuz. O kızınız var, zorla erkek yapmaya çalışıyorsunuz. Bu onun aynı gibi şey, bir şey. Peki bu tasarı içerisinde suç olmasından haricinde, yani suç olmaktan korkuyorlar Sibel Hanım. Ne var? Peki başka ne var? Hali hazırda. Hatırlayacaksınız Güney Kıbrıs'tan buraya gelerek. Evet. Güney Kıbrıslı bir siyasetçi. Evet. Burada evet, yaşadığı sıkıntılar işte, evet, o var. Evet. Defa defa o var. Konu ettik. Bir kere evet, yasa istismar reddediyor ve suçlu statüsüne çekiyor. Hı hı. Her türlü yargılanma hakkını yargıya ve topluma veriyor. Hı hı. Bununla da kalmıyor. Medya konunun üzerine atlıyor.
ve daha da deşifre ediyor, daha da suçu hani yargının, yargı sistemimizin yargılamasının ama ötesinde toplumun yargısını açıyor. Evlilik var, yani oradaki konuya çok evet. ciddi bir çocuk istismarı evet, var. Zaten yani aslında biraz tepkiyi, o 18 yaşın altında evet. olması tabii, nedeniyle. Tabii. Yani tabii. Evet. Medyanın ama, konuyu yani. O değildi mesela. Çocuk istismarına güya cinsel yönelimi farklı olan bireylerin kullanması biraz konu o değilmiş gibi ama bakın odak çocuk istismarı değildi konuda. Sizin aklınızda ne kaldı konuyla ilgili? Doğrudan o kişinin eşcinsel oldu. Şimdi o bakış açısına bağlı benim, Dilek besbelli. Benim aklımda da senin dediğin kaldı. Çünkü beni orada yaralayan, etkileyen oldu. Beni. Yani bu 18 yaşından küçük bir çocukla para karşılığı. Benim yani beni kalan yaralayan o oldu. Benim açıkçası. Aklımda kalan o konuda cinsel yönelimi farklı bir bireyin deşifre ediliyor olması. Zaten çifter ayrımcılıklar farklı bir etnik köken. Kendine ait etnik köken, kendine ait yaşam alanında değil, başkasının bir yaşam alanına geçip. Peki yani oradaki hem milli çocuk istismarı sizi hiç etkilemiyor mu? Elbette etkiliyor. O bambaşka bir yani şey. Yani sizin kadar bu kadar her tür ayrımcılığa öfke duyan biri, bir çocuk konuşuyoruz orada. Şunu söylememiz lazım, bu 18 yaşından küçük bir kız çocuğu da olabilirdi. Aynı tepkiyi gösterecek. Fark bir etmez kız yani kız ya. Hayır, tabii yani, ama yani oradaki obje konudaki şey karşı, çocuk yani. Yani o 18 yaşından küçük kız da olsaydı elbette aynı tepkiyle. Ki cinsel istismara uğramış olan bir çocuğun ortadaki varlığı çok daha içler acısı bir çok durum. Çok acı bir şey. Bununla yani, ilgili ama koruyucu ve düzenleyici yeterli olmamakla birlikte yasalarımız artı, mevcut. Ama öte yandan daha da mağdur edilmiş başka bir insan vardı ötede. Tabii artı şöyle daha bir şey da var. Daha da mağdur. Evet. Ben orada katılamıyorum size. Çünkü Dilek bir de şöyle bir konu çocuk var. Çocuk işin içinde olduğu zaman. Hem çocuk ötesi, şunu da söyleyeyim dayanamayacağım. Buradaki bu oğlanın yani bu çocuğun daha doğrusu cinsel eğilimin böyle olduğunu ben pek zannetmiyorum. Belki de değildir. Yani bir de bu olay çocuk var. Çocuk konuşuyoruz. Düşünebiliyor musun? Yani bu yönde kullanılıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani cinsel eğilimi budur, adamın da budur. Bambaşka bir durum. Yaşları da reşittir. Ama cinsel eğilimi o değildir. Sırf para karşılığı, para kazanmak için bunu yapıyor apaçık ortada. Ve bir de üstüne üstlük 18 yaşından küçüktür. Bence olayı ağırlaştıran bu. Elbette yani bu tabii orada farklı olsa, vakalar bir arada yani incelenerek. Cinsel eğilimi bu şekilde olan bir adam tarafından bu şekilde bir çocuğun kullanılması bana inanılmaz şey veriyor, ızdırap veriyor bu. Rum veya Türk veya Çinli veya Kanadalı evet. hiç fark Irkı etmez. Fark etmiyor hiç yani. Fark etmez yani. Elbette ki yani çocuğun da belli bir yaşa kadar cinsel anlamda istismar edilmesi onun da ileriki yaşlarında belli travmalarla sonuçlanan bir takım olaylar yaşamalarına. Çok ağır. Elbette ama cinsel yönelimi konuşuyorsak bugün burada biz ve konuyla ilgili aklıma gelen birkaç örnekten bir tanesi de buysa o gün medyanın da bu işe aracılık ediyor olduğunu, bugün de etmeye devam ediyor olduğunu. Mesela bugün buraya gelmeden önce bültene düşen başka bir haber okudum. Lüksemburg'da cinsel yönelimi farklı olan eşcinsel bir birey bakan olarak atandı. Tabii Almanya'da da değil mi? Tabii ki. Çok örneği var bunun. Tabii, dolayısıyla bugün daha Lüksemburg devlet başkanı yanlışım yoksa eğer yanılmıyorsam atandı. Kurulan koalisyona başkanlık edecek. Bazı Avrupa ülkelerinde artık cinsel eğilimlerini bakanlar açıklıyor zaten yani bunu çekinmeden. Peki evlilik var mıdır bu tasarı içerisinde? Yoktur diye tahmin ediyorum. Yani o kadar. Kıbrıs'takini mi soruyorsun? Evet, evet. Evlilikle ilgili evet dillendirmeler var. Dillendirmeler var ama zaten yasa taslağı geçirilmesi halinde evet. herhangi bir kısıtlama getirmeyecek. Ve eğer toplumsal anlamda kısıtlama getirmeyeceği için karşımıza çıkabileceğini düşünüyorum. Ama bu biraz gelişimsel süreçte, toplumsal, kültürel evrim sürecinde de beklentilere ve isteklere de bağlı. Mesela ben çünkü, buna karşı değilim Dilek. Çünkü ne diyoruz? Yani tek eşlilik. Ben bilmek istiyorum.
açıkçası. Gizlilikten bıktım. Yani gizli roller görmekten bıktım. Yani toplumumuzda bunu çok yaşadık. Hepimiz şahit olduk. Dediğin gibi biraz önce Çiğdem Hanım. Yani cinsel eğilimi belli olan evladını sırf toplum bir şey demesin diye bir başka kızdan istemeye gidip istemek. Bundan daha rezil bir durum. Hayatları tahrip düşünemiyorum etmek. Ben. Bırakalım biriyle evlensin, yaşasın. Yani başkalarının hayatına bu şekilde girmeyelim ve tesir etmeyelim yani. Bundan daha kötü bir şey olamaz. Bakın o başka bir boyutu var. Şimdi gerçek evliliğe, oğul evliliğe. Ne diyoruz? Sağlık konu açısından. Konu o kadar derin ki toparlayarak son 3 dakikamız. Evet. Öyle mi? Evet. Peki. Tek eşliliğin cinsel anlamda ve fizyolojik sağlık açısından öneminden bahsediyoruz değil mi? Evlilik o anlamda çok önemli. Evet. Cinsel yönelimi farklı bireyler arasında da evlilik o anlamda çok önemli. Tabii, tabii. Çünkü tek eşli olabilme şansı tanıyorsunuz. Evet. Diğer türlü romantik ve cinsel arzularını ele geçirdiği imkanlar esnasında değerlendirmek isterler. Bu da neye yol açar? Kaçamak ilişkilere. Kaçamak, yasak, evet. Belki hastalığın önlenemediği. Evet. Değil mi? Tabii. Yöntemlere yol açar, arayışlara yol açar. Bunun olabilmesi için alkol ve uyuşturucu araya girer. Hı hı. Oysa tek eşlilik sağlıklı bir şeyse, heteroseksüeller için belirlenmiş tek eşlilik ölçütü evlilikse mesela bizim toplumumuzda, hı hı, bu şart değil. Hani bunun illaki kanunen imza atılarak yapılması değil ama birlikte yaşama ve cinsel ve romantik arzularını birlikte paylaşabilme ama dıştan da yadırganmadan ya da insanların onları dışlamayacağı bir ortamda bunu yaşamaları toplumsal sağlık ve bireylerin de sağlığı açısından çok önemli. Daha sağlıklı bir toplum için bunun gerektiği düşüncesindeyim ki bunun aksini düşünüyordur çoğu insan maalesef ama. Evet. Yani daha sağlıklı olmayacağını, daha sağlıksız olacağını düşünebiliyorlar ama. Şöyle bir inanç var. Yani biz bunu serbest bırakırsak artacak. Evet, evet. Hiç alakası öyle yok. Öyle düşünen kişiler var. Tezimde bana danışmanlık yapan yardımcı doçent doktor Ali Civelek hocam bir sunu gönderdi bana. Kendi yaptığı bir sunuydu bu. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden yapmış olduğu bir sunuydu. Ve buna bir göz at dedi. Baktım, dünyada yapılan araştırmalardan bahsediyor. Ve dünyanın belli bölgelerinde yapan araştırmaların toplumda, içinde araştırmanın yapıldığı toplumlarda %40'a varan, %45'e varan eşcinsel bireylerin yaşadığı saptanmış. %40-45, genel olarak bu böyle. Ve diyor ki, bilimsel bilgi, doğru bilgi kabul edilebildiği, ve genelleştirilebilecek bir bilgi de kabul edilebildiğine göre, aşağı yukarı her toplumda da oran bu olduğuna göre, Kıbrıs'ın kuzeyinde de bir araştırma yapılacak olursa, genel bilgi açısından baktığınızda dünyanın başka yerlerindeki örneklerinden, demek ki bizim de toplumumuzda bu çok uçuk ve elbette gerçek bir araştırma yapmadan bir rakam vermek mümkün değil ama bilginin genelleştirilebileceği bağlamında söylüyor hocamız. %45 gibi bir oranla karşılaşabiliriz oran. Diyor çok eğer yapılsa. Dilek biliyor musun? Çok şeyde yüksek. De var, diğer canlılarda da var bu değil mi? Hı-hı. Yani. Doğada tabii tespiti yapılmış bir şey. Evet. Dolayısıyla işte diyoruz ya, istatistiki veri kaynaklarımız, yasaklarımız, kültürel engellerimiz ve kendi kendimizi kısıtladığımız o ataerkil yapının heteroseksist düzeni içerisinde yaşama zorunluluğumuz, toplumdaki bazı değerlerin kendini açığa çıkaramayışına, bazı insanların topluma, devlete, adaya, dünyaya katkı sağlayamamasına yol açıyor. Oysa iddia ediyorum ve söylüyorum ben, eğer cinsel yönelimi farklı bireyleri spontan yaşamları içerisinde heteroseksüel bir çocuğun yetiştiği gibi, ne kadar yanlış bir şey heteroseksüel bir çocuk. Hayır, yanlış burada bir tanım. Burada ayrımcılık yapıyorum diye kendisine hayır, kızıyor yani şimdi. Tırnak içinde normal geliştiğini varsaydığımız o çocuklar gibi imkanlar sunabilsek, nasıl meslekler seçecekler, nasıl faydalı olacaklar, neler katacaklar yaşama, ailelerine, belki kendi evlatlarına. Değil mi? Evet, son cümle olarak hepsini toparlayan bir açıklama oldu bu. Var mı?
var. Yani hiç kimse korkmasın. Çünkü bu görünür olduğunda yaygınlaşacak bir şey değil. Bulaşıcı bir hastalık değil. Bir hastalık değil. Kimse sırf çocuğuna, erkek çocuğuna kız gibi davrandı ya da kız çocuğuna erkek gibi davrandı diye evet, o çocuğun cinsel yönelimi değişmez hiçbir şekilde. Doğarken kodlanan çocuğu sonradan değiştirmek için zorlarsanız siz evladınızı kaybedersiniz. Çünkü Kıbrıs'ta aile yapısı bu kadar değerliyse ve çocuklarımız bizler için değerliyse, onları her halleriyle kabul edeceksek, cinsel yönelimleri de onları kabul edebileceğimiz bir kriter olmalı. Cinsel yönelimi ne olursa olsun. İşte o zaman belki başarıyla yaşamını sürdüren, birlikte olabilen ve içindeki değerleri koruyabilen, geliştirebilen bir topluma dönüşürüz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Değerli izleyenler, son cümle hem Sibel'in hem sevgili Çiğdem Dürüst'ün aile olmak dedi. Bu benim kişisel görüşüm. Aile olmak bana göre bütün yaralarını, saklı odalarını sakınmadan göstermen ve yargılanmadığın bir ortam. Gerçek aile bana göre bu. Biz en zor duvar, yıkılması en zor duvarın ön yargı olduğunu bilerek yaptık bu programı. Çiğdem Dürüst ömrünü, yaşantısını her tür ayrımcılığa adamış bir isim ve emek vermiş. Bu konuyla ilgili doktora tezi yapmış. O tezle ilgili bilgilerini bilimsel ölçekte bizlerle paylaştı. Biz anlamaya, sizin aklınıza gelebilecek soruları sormaya çalıştık. Ve bundan sonrasında her doğan bireyin mutlu ve sağlıklı olma hakkı var diyerek sözümüzü tamamlıyoruz efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.